İyi akşamlar, Eşit Ağırlık'la karşınızdayız ve gerçekten çok ciddi bir gündem var. Doğrusunu isterseniz sabah saatleri programda neyi konuşuruz derken akşama kadar sabah olan konular eskimiş oluyor. Genelde Türkiye'nin gündemi bu. Konuklarımızı takdim edeyim. Size sırayla Barış Yarkadaş, gazeteci İsmail Saymaz, Hürriyet Gazetesi'nden arkadaşımız. Erol Erdoğan, Argitus Araştırma Danışmanı ve Merve Şevnem Oruç'ta gazeteci arkadaşımız. Hoş geldiniz. Konuşulacak çok konu var ama Barış, senle başlayalım. Özellikle Bülent Arınç'ın bu hafta içinde yaptığı açıklamalar vardı. Nitekim parti içinden de bir takım tepkiler geldi ama en son Devlet Bahçeli'den çok ciddi tepkiler geldi. Nasıl etkiler bu siyaseti? Evet. Ya da mesela sırf bu polemik bile ittifaka etkiler mi ya da ittifak içindeki bazı unsurları etkiler mi? Neler söyleyeceksin? Öncelikle Diyarbakır Kulut'ta bugün hayatını kaybeden, akşam saatlerinde hayatını kaybeden şehit olan 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 13 yurttaşımıza da acil şifalar diliyorum. Umarım bu tür alçakça saldırılar artık son bulur ve Türkiye bir daha bu acıları yaşamaz. Gözümüzde bir yandan ekranda son dakika bilgilerine bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Diyarbakır valisini aradığını ve konunun takipçisi olacağını da altyazılardan öğreniyoruz. Tabii Türkiye çok zor, sıkıntılı günlerden geçiyor. Hakikaten siyasi çalkantıların da üst üste yaşandığı, senin de deyiminle sabah manşet olabilecek bir konunun akşam saatlerine neredeyse gazeteye girecek yer bulamadığı bir dönemden geçiyoruz. Sayın Bahçeli'nin açıklaması da bence siyasi etkisini ve domino etkisini önümüzdeki günlerde gösterecek. Çünkü Sayın Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamada doğrudan hedef aldığı kişi AKP'nin en önemli isimlerinden olan Bülent Arınç. Bülent Arınç sadece AKP'nin değil, şu anda sarayın da en önemli isimlerinden biri. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, yani Cumhurbaşkanı'yla doğrudan çalışan ya da çalıştığını düşündüğümüz bir kurulun üyesi. Hatırlarsanız Bülent Arınç geride bıraktığımız günlerde bir televizyon kanalında Canan Kaftancıoğlu'nun ceza almasını eleştirmiş, bunu hukuki bulmadığını belirtmişti. Aynı zamanda partisini koruma içgüdüsüyle yaptığı açıklamada da eğer birilerinin eski tweetleri, eski açıklamaları soruşturma konusu olursa bu işin içinden çıkamayız demişti. Bülent Arınç'ın aslında yaptığı bu açıklama kendi partisini korumaya yönelik bir tutumdu. Hatırlayın, yine aynı Bülent Arınç Ali Babacan'la ilgili yapılan bir suç duyurusunu eleştirmiş. Ali Babacan'ın FETÖ'den suçlanmasının aynı zamanda o dönemin tüm bakanlar kurulunu da töhmet altında bırakacağını ve soruşturmanın onlara uzanacağını söylemişti. Ve savcıya da açıkça çağrı yapmıştı, bu soruşturmayı kapatın diye. Bağımsız Türk yargısı da zaten ertesi gün o soruşturmayı hemen kapattı. Şimdi Arınç'ın Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı açıklama aslında kendi partisini ve partisinin geçmişte görev alan kişilerini korumaya yönelik bir açıklama. Diyor ki Canan Kaftancıoğlu'nun 7 sene önce attığı tweetlere eğer soruşturma açarsanız birileri de yarın bunu emsal alarak bizim de geçmişte yaptığımız, söylediğimiz konuşmalara soruşturmalar açabilir ve bunun ucunun nerelere uzanacağı belli olmaz. Şimdi buna ilk tepki kimden geldi Arınç'ın konuşmasına? AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan. Bülent Turan çok ilginç bir şekilde çıktı ve kendi deyimiyle söylüyorum, hadi oradan dedi. Bakın, hadi oradan dedi. Bülent Arınç ilk gün buna aslında sessiz kaldı, ben boş laflarla uğraşmam dedi. Fakat akşam saatlerinde, bugün akşam saatlerinde Bahçeli'nin tam da yaptığı bu açıklamanın üstüne şunu söyledi, arada ezilirsin dedi Bülent Turan'a, sana yazık olur dedi. Henüz Bahçeli'ye doğrudan bir cevap vermedi. Tabii Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamadaki en önemli unsurlardan biri de Bülent Arınç'a kozmik oda hatırlatmasını yapmasıydı. Hatırlarsanız kozmik odaya girilmesinde en çok eleştirilen ve sorumlu tutulan isimlerden biri o dönemde Bülent Arınç'tı. Hatta Bülent Arınç'ın damadının bu konuda aktif görev aldığı, oradaki hakimi ikna ettiği, hakim Kadir Kaymaz'ı ikna ettiği ve kozmik odaya bu şekilde girildiği de söylendi. O dönem CHP Grup Başkan Vekili olan Kemal Kılıçdaroğlu kozmik odaya girilmesini eleştirdiğinde
Bülent Arınç'ın cevabı ne kozmik oda, sonrası kozmetik oda olmuştu. Bugün Bahçeli o tartışmaları yeniden hatırlatarak Bülent Arınç'a ciddi bir uyarıda bulundu. Bence Devlet Bahçeli'nin sözlerini Bülent Arınç'ın da ciddiye alması gerekir. Dedi ki kozmik odaya FETÖ'yü kimin soktuğunu unutmadık. Ya artık konuşma, ya git Manisa'ya ya da Bursa'ya yerleş dedi. Şimdi Devlet Bahçeli bunu herhangi bir AKP'li politikacı için ya da sıradan bir yurttaş için, bir gazeteci için, bir CHP'li için söylemiyor. İttifak yaptığı, ittifak içinde olduğu partinin Yüksek İstişare Kurulu üyesine ve bu partinin kurucusu olan ve aynı zamanda uzun yıllar TBMM başkanlığı yapmış olan Bülent Arınç'a söylüyor. Şimdi Sayın Erdoğan burada nasıl bir tavır alacak? Bugün aslında Sayın Bahçeli Bülent Arınç'a doğrudan siyaseti bırak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan da istifa et, yaptıkların terörle mücadeleye zarar veriyor, sana saygımı kaybettim dedi. Bunlar çok ağır laflar aslında. Yarın gazetelere nasıl yansıyacak, bu gece televizyonlarda ne kadar tartışılacak bilmiyorum ama Devlet Bahçeli'nin bu sözleri bence Cumhur İttifakı içindeki örtülü gerilimin açığa çıkmasıdır. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın da bir yandan Türkiye İttifakı adı altında kendisini Cumhur İttifakı'nın bu bağlayıcılığından kurtarabilecek bazı siyasi atraksiyonlar içine girdiğini biliyoruz. Tabii ki Erdoğan her adım attıkça, Türkiye İttifakı dedikçe ya da buna ilişkin çalışmalar oldukça ne ilginçtir ki Sayın Kılıçdaroğlu'na da saldırı oluyor. Mesela bu haftada Sayın Kılıçdaroğlu yumurtalı bir saldırıya uğradı Aydın'da. Ben o saldırıların bu tartışmalardan çok bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Ki Sayın Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını davet etmesi ve bu davetin içinde Cumhuriyet Halk Partililerin de olması belki biraz sonra tartışacağız ama yine bu Türkiye İttifakı tartışmalarıyla bence paralel giden bir adım. Burada özet olarak söylersek Devlet Bahçeli'nin bugün Bülent Arınç'ı açıktan hedef alması, git Manisa'ya ya da Bursa'ya yerleş, terörle mücadeleye zarar veriyorsun, sana saygı duymuyorum, kozmik odaya FETÖ'yü kimin soktuğunu unutmadık demesi bence Cumhur İttifakı içinde yeni bir tartışmanın başlatıcısı olacaktır. Ve Sayın Bahçeli de bu tartışmayı sürdürecektir. Ama Sayın Erdoğan buna nasıl cevap verecek ve Sayın Arınç nasıl cevap verecek onu henüz bilmiyoruz. Ama görünen o ki Cumhur İttifakı'nda işler öyle dışarıdan göründüğü kadar iyi gitmiyor. Peki Erol Erdoğan'a döneyim. Devlet Bey kabine değişikliği hakkında dahi yorum yapmış oldu. Fakat tabii manşete çıkan özellikle Bülent Bey'e karşı yaptığı açıklamalar. Bunların siyasete yakın tarihte olması muhtemel olaylara ki yeni kurulacak partilerden de söz ediliyor. O konuya da bakış açısından dem vuruyor Sayın Bahçeli. Sizce nasıl bir etkisi olur? Nasıl yorumlamak lazım? Yani AK Parti ile MHP ittifakı başladığından beri Devlet Bahçeli'nin zaman zaman AK Parti'ye yönelik doğrudan sert eleştirilere şahit oluyoruz. Bekir Bozdağ hatırlarsınız benzer bir sert eleştiri yapmıştı. Anlamız tartışmasında. Ama orada Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Bekir Bozdağ'a çok açık bir şekilde sahip çıkmıştı. Sonra ittifakın oluşma sürecinde ittifak bir ara bozulur gibi olmuştu ve orada da Devlet Bahçeli herkes kendi yoluna gitsin, evli evine, köylü köyüne şeklinde bir tarz ortaya koymuştu. Benzer bir tartışmayı demin Barış Bey'e söyledi. Türkiye İttifakı'nı Tayyip Erdoğan seslendirdiği gün orada da çok sert bir açıklama yapmıştı. Şimdi kabine değişimi ile ilgili ve Bülent Arınç'la ilgili çok sert açıklamalarını görüyoruz. Öncelikle Cumhur İttifakı hale devam ettiğine göre ittifak üyelerinin birbirlerini eleştirme hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani Devlet Bahçeli'nin AK Partili üyeleri, milletvekillerinin hatta Tayyip Bey'i eleştirme hakkı vardır. Benzer şekilde AK Partililerin de Cumhur İttifakı'nın diğer bir üyesi olan MHP'yi eleştirme hakkı vardır. Bir defa böyle çok demokratik bir duruş olarak görüyorum. Ancak burada Bülent Arınç'la ilgili şöyle bir şeyin altını çizmem lazım. Bülent Arınç özellikle Milli Görüş tarihi için, sonra AK Parti dönemi için
Önemli bir isim. 1980'lerde, 90'larda Türkiye'de insan hakları mücadelesi konusunda da gerçekten alın teri dökmüş birisi. Dolayısıyla Türkiye için bence kıymetli bir isim. Bunun için söylüyorum, şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Dolayısıyla doğrudan AK Parti ile ilgili bir sorumluluğu yok. Ama oğlu milletvekili bu arada. Evet ama ben Bülent Arıç'tan, onu zamanında takip etmiş birisi olarak aslında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olmanın gereği olarak bir duruş ortaya koymasını ve AK Parti ile ilgili konular değil, daha çok Türkiye ile ilgili konular, belki yürütme ile ilgili bazı konular noktasında hem Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı yardımcı olmasını, ona belki bir anlamda ufuk açmasını hem de o abilik görevini yerine getirmesini doğru olacağını düşünüyorum. Aslında bunu ümit ediyorum. Bu kadar çok güncel politik konularla ilgilenmesi doğal olarak onu yıpratacaktır. Kaldı ki Devlet Bahçeli'nin eleştirisinin dışında AK Parti içerisinden de Bülent Arıç'ın bu açıklamalarına çok sert tepkiler geldi. Ben Devlet Bahçeli'nin Bülent Arıç'la ilgili yaptığı açıklamalarda elbette bazı soruları da haklı görüyorum. Yani mesela Kozmik Oda tartışması Türkiye tarihinin çok önemli bir tartışmasıdır ve onun ismi üzerinden, ha belki onun suçu yoktur ama onun ismi üzerinden bir tartışma yürüdü ve onun ismi üzerinden, yani ona düzenlenme ihtimalinden bahsedilen bir suikast şeyi üzerinden Kozmik Oda'ya, Türkiye'nin en sırlı odasına girilmiş oldu. Dolayısıyla siz güncel politik konularla ilgili bu kadar çok girdiğiniz andan itibaren de sizin de bagajınızda olan konular tartışmaya açılır. Benim Bülent Arıç'tan beklediğim gerçekten bir devlet adamı tavır ortaya koyması, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olmanın gereğini daha çok sergilemesidir. Burada tabii bizim de şöyle bir hataya düşmememiz gerekir. Özellikle Cumhur İttifakı söz konusu olduğu zaman Erdoğan Bey şöyle bir hataya düşülüyor. Madem ittifaksınız o zaman her konuda aynı düşünün, her konuda benzeşin diye. Halbuki Millet İttifakı'nı düşündüğümüz zaman hani belki de baştan oluşan algıdan dolayı işte 3 benzemezler, 5 benzemezler bir araya geldi diye tanımlandı ya. Ondan dolayı Millet İttifakı'ndaki partilerin birbirinden farklı olmasını çok doğal kabul ediyoruz. Ama Cumhur İttifakı söz konusu olduğu zaman her iki partinin her konuda benzer bir ses vermesini, her konuda benzer düşünmesi gerektiğine dair bir ön kabulümüz var. Bunu bazen biz Devlet de yapıyoruz. Devlet Bey'in yaptığı açıklamalara kimi zaman baktığım zaman satır aralarında söz konusu ittifakı AK Parti içerisinden de istemeyenlerin olduğunu vurgular bir ima oluyor. Ya da bunu bazen özel sohbetlerde direkt de söyle bir rahatsızlığını ifade ediyor yani. Aslında bunu Devlet Bahçeli için de söylüyorum. Ya da AK Parti kanadı için de söylüyorum. Yani siz evet müttefiksiniz, seçime birlikte girdiniz, işbirliği yapıyorsunuz, mecliste birbirinizi destekliyorsunuz ama sonuçta iki ayrı partisiniz. Dolayısıyla bazı konularda, işte andığımız konusunda olduğu gibi, bazı konularda farklı düşünmeniz normaldir. Ve bu farklılığınızı korumanız da gerekir ve bu konuda birbirinize saygı duymanız gerekir. Çünkü benzer bir ittifak karşı tarafta var, Millet İttifakı. Oradaki partiler terör konusunda ve birçok konuda farklı düşünmelerine rağmen ittifaklarını sürdürüyorlar. Hem Devlet Bahçeli'de, Sayın Devlet Bahçeli'de hem de AK Parti kanadındaki bazı vekillerde şöyle bir pis oluşuyor. MHP her konuda bizim gibi davransın diyor AK Parti tarafı. MHP tarafı da ya AK Parti her konuda bizim gibi davransın diyor. Doğrusu bu ittifak kültürüne, işbirliği kültürüne çok uygun bir şey değil. Bence burada herkes birbirini daha rahat bırakması gerekir, daha özgür bırakması gerekir. Her şey rahat bir şekilde yürüsün. Devlet Bahçeli'nin bu Bülent Arıç'la ilgili konuşması, açıklamaları tabii belediye başkanları toplantısından sonraya rastladı. Bu sadece bir tevafuk mu? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı daha önce ifade ettiği Türkiye İttifakı söyleminin mesela altlıklarından bir tanesi bu belediye başkan toplantısında ortaya çıkan ruh mudur? Belki bundan da duyulan bir rahatsızlık dile getirilmiş olabilir diye tahmin ediyorum. Ama tabii şuna katılmıyorum. Devlet Bahçeli'nin Bülent Arıncı'yı her konuda eleştirme hakkı var. Bazı soruları ben de önemsiyorum ve ciddi buluyorum. Bülent Arıncı'nın bunlara cevap vermesi de gerekir ama yani bir hükümet kabine değişikliği yapmak isterse kabine değişikliği yapabilir. Kabine değişikliğinin Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden vazgeçmek anlamına geldiği falan da yoktur. Yani kabine değişikliği bazen de sistemi güçlendirmek için yapılır. Eğer böyle bir şey yapılacaksa. Dolayısıyla kabine değişikliğini dahi bir sistem krizi gibi düşünmek bence çok sağlıklı bir eleştiri değil. Muhtemeldir ki o zaman şöyle bir komplo teorisine ihtiyaç duyuyoruz.
Muhtemel kabine değişikliğindeki düşünülen isimler belki de Sayın Devlet Bahçeli'nin hoşuna gitmeyen isimler olabilir. Yani oradaki revizyon Sayın Devlet Bahçeli'nin hoşuna gitmeyecekse belki ona bir tepkiymiş gibi de algılama imkanımız var. Herhalde birkaç gün sonra evet. Devlet Erdoğan Bey, Aktaş bir son dakika bilgisi verelim mi? Bu konuyla ilgili mi? Bu konuyla ilgili mi? Bir saniye bekle. Devlet tamam. Bey evet. Bir yılı dolmadığı için henüz erken diyor. Söyle Barış. Cumhuriyet Gazetesi yazarları hakkında biliyorsunuz Yargıtay bugün beraat kararı verdi ve serbest bırakılmalarını istedi. Yaklaşık 3-4 dakika önce Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara ve Önder Çelik cezaevinden çıktılar. Orada bulunan bir arkadaşımız şimdi yazdı. Şu an itibariyle Cumhuriyet Gazetesi yazarları özgür. Sadece Cumhuriyet çalışanı Emre İper'e tahliye verilmedi, beraat verilmedi. Onun da 15 Temmuz'la ilgili attığı iki tweet varmış. Ondan dolayı soruşturma açılmış. Ceza almış, Baylok suçlamasından beraat etmiş. Ve şu anda Cumhuriyet Gazetesi yazarları cezaevinden dışarı çıktılar. Belki tamam. Biraz sonra görüntüleri de evet, gelirse göstereceğiz. Ben şeyle ilgili, Bülent Devlet Bahçeli'yle ilgili son birkaç cümle kullanayım. Sonra konuyu değiştirebiliriz. Bu arada Cumhuriyet yazarlarına tabii geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim tahliye olanlara. Ama Devlet Bahçeli, AK Parti ile ilgili bütün eleştirilerinde, tüm eleştirilerinde hassas bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın şahsını gözetiyor. Yani onu rencide etmemeye özen gösteriyor. Bugün övdü zaten. Tabii. Belediye başkanlarıyla yaptığı görüşme için siyasi stratejilik ustalığını gösterdi dedi. Tabii yani Devlet Bahçeli, özellikle AK Parti içerisinde de Erdoğan Bey'e tartışma konusu olan konularda AK Parti'yi daha rahat bir biçimde eleştirebiliyor. Kaldı ki demin söyledik, Bülent Arınç konusunda Sayın Devlet Bahçeli'nin eleştirileri çok sert ama bunun AK Parti içerisinde bir karşılığı var. Sadece Bülent Turan değil, AK Parti içerisinde başka milletvekilleri de, başka teşkilat mensupları da Bülent Arınç'a çok ciddi şekilde yüklendiler. Yani hem Kozmik Oda meselesini hatırlattılar, hem onun daha önce FETÖ ile ilgili yaklaşımlarını hatırlattılar. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin AK Parti eleştirileri Tayyip Bey'i incitmemeye özen göstererek yapılmış eleştiri olarak görüyorum. Yani orada sanki belki de bazen Tayyip Bey'i memnun etmeye dönük de bir taktik izliyor olabilir. Merve, nasıl değerlendiriyorsun Bahçeli'nin açıklamaları? Çok sert tabii ki ama buna sebep olan da Bülent Arınç'ın açıklamaları. Bülent Arınç biliyorsunuz özgül ağırlığı olan bir isim. Özgül ağırlık vurgusunu kendisi yapmıştı. Benim bir özgül ağırlığım var, ben sıradan bir insan değilim demişti. Ama siyasi geçmişe bakacak olursak öyle. Evet, İbrahim Kalın'ın da zaten hani partiyi bağlamaz açıklaması aslında buna da deli teşkil ediyor. Nitekim kendisi de sıklıkla partiden ayrı bazı açıklamalar geçmişte de çok yaptı. Mesela bir troliçe tartışması yaşanmıştı hatırlarsınız. Bunu da şundan söylüyorum. Sadece AK Parti içerisinde değil, partinin içerisinde değil, AK Parti'yi destekleyen ve hatta bazen AK Partililerden bile daha öteye giden isimlerle dahi polemiğe girdi. Kendisine yönelik eleştirilere cevap vermesi konusunda da kendisini tanıyoruz, biliyoruz. Bülent Arınç'a verdiği cevap da çok sertti. Öte taraftan evet, Kozmik Oda meselesinin açılması bir yandan da akla şeyi de getirdi. Yani özellikle 15 Temmuz'a kadar FETÖ konusunda da genel olarak Cumhurbaşkanı'ndan farklı, en azından ton olarak biraz daha farklı bir ifade dili vardı. Hatta işte Fuat Avni meselesinde hatırlıyorum. Bu kimdir? Evliya gibi bir adamdır. Bulsam, hani bunu espri mahiyetinde söylediğini düşünüyorum ama bulsam ben de hesabını göreceğim şeklindeki sözleri de çok dikkat çekmişti. Tabii Canan Kaftancıoğlu konusunda özellikle de sadece Ahmet Türk değil, Ahmet Türk'ün şahsında genel olarak kayyum meselesinde yaptığı açıklamaların Devlet Bahçeli'yi hatta yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dahi bence rahatsız edeceği aşikardı. Zaten İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı sözcüsü olarak bu açıklamaları yapıyor biliyorsunuz. Ama Devlet Bahçeli'nin söyledikleri genel olarak Cumhur İttifakı'nı tek bir aslında ifade dilinde, tek bir formatta, tek bir söylem içerisinde tutmaya çalışan bir tavır. Cumhur İttifakı'nın dağılmasını istemiyor elbette ama bu Türkiye İttifakı vurgusu yaptı Barış arkadaş. Ben Türkiye İttifakı ile ilgili Bahçeli'nin ilk çıkışının biraz sert olduğunu düşünmekle beraber Cumhurbaşkanı'nın zaman içerisinde bunu dış politikadaki aslında gelişmelere yönelik olarak içerisinde
nerede ne yaşanırsa yaşansın dışarıya karşı birlik olalım ki bunu birçok kereler söyledi. Dışarıya karşı birlik olalım. Bunu da hatta 10 maddede sıralamışlardı. Bunu Devlet Bahçeli'yle konuşup çözdüklerini düşünüyorum. O yüzden bir Türkiye ittifakı endişesi olduğunu düşünmüyorum. Bülent Arınç bence siyaseten de bir hata yaptı açıkçası. Çünkü o konuşmayı dinlediğimizde özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hareketleriyle ilgili kendisinin de bir eski ve partinin en önemli figürlerinden bir tanesi olması sebebiyle bir gelgit yaptığı, bu arkadaşlara telkinde bulundum, yapmayın dedim, bazı uyarılarda bulundum ve böyle yumuşak bir dille anlattı ki öncesinde de olmuştu hatırlarsınız. Abdullah Gül'ün aday olması sürecinde de kendisinin önemli açıklamaları olmuştu. Şimdi yine burada sahne diye çıkmasıyla beraber aslında belki de soruların getirdiği ve bugüne kadar tanıdığımız aslında Bülent Arınç tavrını sergiledi. Devlet Bahçeli ise zaten bildiğimiz Devlet Bahçeli tavrındaydı. Ben açıkçası hemen ardından öncelikle Bahçeli'den zaten bir tepki bekliyordum. Parti içerisinden gelen tepkiler de en az onun kadar sertti diyebilirim. Peki teşekkürler. İsmail nasıl yorumlamak gerekir sence ya bu tartışmayı? Arınç'ın tabii ki eleştirisi. Çok özür dilerim. Tabii aslında Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı da belki Türkiye'de demokrasi evet. açısından ya da siyasi konjektür açısından ayrıca da değerlendirmek lazım. Çünkü bu tartışma onun ardına oradan gelen tartışmaların biraz. Uzantısı olacak. Lütfen devam et. İki başlıkta söylediği aslında tartışma yarattı. Bunlardan ilki Canan Kaftancıoğlu'ydu. Canan Kaftancıoğlu ile Ahmet Türk ile ilgili tespitleriydi. Birincisi Ahmet Türk ile ilgili tespitinde Bülent Arınç'ın yadırganacak ne olduğunu halen anlamış değilim. Yani Ahmet Türk hakikaten de PKK ile özdeşleştirilemeyecek bir Kürt siyasetçidir. Ahmet Türk yeni değil ki 1973'ten beri siyasetti. Ahmet Türk'ün PKK'lı olduğunu yani değil herhangi bir siyasetçi devletin istihbarat kuruluşları da iddia etmiyoruz zaten. Böyle olduğunu kimse düşünmedi. Ahmet Türk'ün mensup olduğu partinin PKK ile ilişkisi sorgulanıyor ama Ahmet Türk hiçbir zaman PKK'lı olmakla itham edilmedi, nitelendirilmedi. Bugün de öyle düşünülmüyor zaten. Dolayısıyla o hele hele Bülent Arınç çözüm sürecinde Ahmet Türk'ün bende borcu var dediği bir kişisel dostlukla ilgili bir mesele anladığım kadarıyla. Ama yani tespitinde hiç yadırganacak bir şey yok anladığım kadarıyla. Yani bu cümlesi kayyumlarla ilgili tasarruflara zarar verecek diye eleştiriliyor. Fakat aynı Devlet Bahçeli 2 yıl önce de Ahmet Türk'ün tutukluluğu günlerinde tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. 74 yaşında bir insanın içeride olması doğru değil demişti. Ve Ahmet Türk çıkınca Devlet Bahçeli'ye telefon açmıştı. Beraber konuşmuşlardı. Gayet uyumlu bir tablo vardı. Ya 2 sene önce oldu bu. O kadar da eski değil yani. 2 sene önce Sayın Devlet Bahçeli tahliye edilmesinde yarar gördüğünü söylediğine göre PKK'lı olmadığına da emindir herhalde yani. 72 yaşında, Devlet Bahçeli onu aradığında 72 yaşında olan Ahmet Türk o tarihte PKK'lı değil de 2 sene sonra 74 yaşında PKK'lı oldu yani. Bu herhalde bizim aklını da almayacağı, zamanın akışına da ters, hayatın akışına da ters bir durum. İkincisi Canan Kaftancıoğlu. Göz ardı etmeyelim, Bülent Arınç bir hukukçu. Ve içinde bulunduğu siyasi hareket devletin ceberrut yüzünün çeşitli aşamalarında kadrine uğradı. Kendisi yine Devlet Bahçeli'nin ifadesinde belirttiği üzere 80-81'li yıllarda ülkücü mahkumların avukatlığını yaptı. Onlardan biri de zaten bugün Davutoğlu ile hareket eden dün aslında Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olan Selçuk Özdağ'dı. Selçuk Özdağ'ın avukatıydı Bülent Arınç. Şimdi Bülent Arınç bir hukukçu olarak ve işte çeşitli süreçlerde iktidarla karşı karşıya gelmiş bir hukukçu olarak Canan Kaftancıoğlu'yla tespitini söyledi. Zaten yahu seviyorum demedi ki. Canan Kaftancıoğlu'na bayılıyorum demedi. Canan Kaftancıoğlu'nun yerinde olsam ben de o tweet atarım demedi. Mesajlarıyla hemfikirim demedi. Sadece hukuksal bir ilkeden söz etti. Dedi ki ya 2012, 2013, 2014'ten atılmış bir tweet'e siz ceza veremezsiniz. Çok doğru. Bir kez zaten bu suçlarda bir zaman aşımı sınırı var ki teknik olarak bir buna itiraz ediyor. İkincisi İçeriye itiraz ediyor. Ya diyor ki 2014'te atılmış tweet'i sen suç olduğunu niye şimdi fark ettin? Niye o günlerde fark etmedin? Zaten propaganda suçunun da siyasi suçun da önemi burada yatar. Çünkü yakın tehdit içermeli.
Çünkü halkı provoke etmeli herhangi bir eylemliliği. Ya 2013'te, 2014'te diyelim katil devlet demiş. Katil devlet demesi hoş karşılanmayabilir ama şimdi kınanacak davranışla cezalandırılacak eylem arasında bir fark var. 2014'te provokatif bir etki yaratmamış. Kimse fark etmemiş. Ne kimse devleti katletmeye için ayağa kalkmış, ne devlet rahatsız olmuş. 6 yıl sonra ne oldu da ceza verdi? Ne olduğunu söyleyin. Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza tweetlerinden ve tweetlerin içeriğinden bağımsız bir cezadır. Canan Kaftancıoğlu Haziran 2017 yılında il başkanı oldu. Ocak 2018'de il başkanı oldu. İl başkanı olur olmaz zaten il başkanlığı süresinde tweetleri ortaya dökülmüştü. Bulunup çıkarıldı. Ardından soruşturma başlatıldı. Ondan 6 ay sonra Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi giderken bu kez Cumhurbaşkanı hakaretten Adalet Bakanı izin verdi. Seçimden 10 gün önce. Soruşturmada bir merhale daha kat edildi. Sonra davası açıldı. Aynı o seçim sonrasında. Sonra bu seçim oldu. İki seçim üst üste. İstanbul kaybedildi. Canan Kaftancıoğlu'na palas pandıras, apar topar ceza verildi. Ve üstelik hukuksal olanaklar üst limit, yani zorlanarak üst limitten her birine ceza verildi. Yahu toplayınca 9 yıl ediyor bu cezalar. Hiç yani Canan Kaftancıoğlu yargılandığı her suçtan ceza aldı. Olmaz ki normalde böyle bir şey. Bir suçtan ceza verilir normalde. Her suçtan üst limitten ceza verildi ve öyle bir ayar yapıldı ki yani hepsi istinaf mahkemesine gitsin, istinaf mahkemesi onaylasın, erteleme olmadığı için çarçabuk cezaevine konsun. Süreç bu. Bundan 2 ay sonra cezaevine girecek, 3 ay sonra. Ben söyleyeyim size. Biz burada yine tartışacağız ya oldu mu olmadı mı diye. Cumhuriyet yazarlarının durumu aynı oldu işte. Bak tahliye ettiler. Hukuk er veya geç işliyor. Beğenseniz de beğenmeseniz de bir yasası var işliyor. Fakat ne oluyor? 7 ay berbat olmuş hayatlar ve onların aileleri, insanların üzerinde çiğnenmişlikler. Yani son 10 yılımız böyle geçti. Bütün hasım ilişkileri, bütün siyasal kavgalar mahkemelere düşürüldü. Karakollara düşürüldü. Bütün ya maç kavgası mahkemede görüldü. Şimdi dolayısıyla Cübbeli Ahmet bile onunla ilgili hesaplaşma belden aşağı inerek mahkemeye düşürüldü. Bu ülke böyle. Siyasi hesaplaşmalar, en adi tartışmalar bile siyasi kılıfta mahkemede görülür oldu. Şimdi ne olacak? Canan Kaftancıoğlu söylüyorum size. 3-4 ay sonra cezaevine koyacaklar. O zaman biz yine diyeceğiz ki efendim demokrasi, hukuk, birileri savunacak. O tweette bak buna yazın denilecek. Birileri diyecek kardeşim işte bugün bizim konuştuklarımız. Büyükada'da ne olduysa, Rahip Bronson'da ne olduysa, gazeteci Deniz Yücel'de ne olduysa aynısı olacak. Türkiye'nin demokrasi içine bir çentik daha atılacak. Öz itibariyle şu. Şimdi Canan Kaftancıoğlu İstanbul seçimini kazandıktan sonra cezalandırıldı üst limitte. Peki Türkiye hukuk tarihinde bu dava ancak hangi koşullarda verilir? Siyasi koşullarda verilir. Siyasetten cezalandırmadır bu. Hukuki bir cezalandırma biçimi değildir. Hakaretle ilgili işlerde anlıyorum. Cumhurbaşkanı'nın şahsına hakaret kısmı var. Anlıyorum. Çok doğru. Bununla ilgili verilen cezayı bir yere koyabilirim belki. Ama yani 301'den ceza verebilecek. Efendime söyleyeyim devletin şahsına karşı yapılmış bir eylemde ceza verilebilecek. Ortada tweetten başka bir delil yok. O tweetler de ne yakın tehdit oluşturuyor, ne bir provokasyona sebep olmuş, ne bir propagandanın kendisini oluşturuyor. Şimdi Bülent Arınç buna istinaden bir açıklama yapmış. Ne var? Ya doğru söylüyor. Bülent Arınç deyince yalan mı olacak yani? Bülent Sayın Devlet Bahçeli ya da bazı kişiler Bülent Arınç'tan haz etmiyorlar diye Bülent Arınç'ın bu söylediği doğru olmaktan çıkıyor mu ya? Bülent Arınç hukuki, nesnel, somut eleştiriler getirmiş. Ne var ki bunda? Ve hukuken uyarıyor. Yani siz Rahip Brunson yüzünden dünyada itibar kaybetmeyin diye uyarıyor. Deniz Yücel yüzünden bir daha itibar kaybetmeyin diye uyarıyor. Deniz Yücel'de ne olduğunu hatırlayın. Deniz Yücel'in tahliye edileceğini onu tahliye eden mahkeme en son öğrendi. En son mahkeme öğrendi Deniz Yücel'in tahliye edileceğini. Alman Büyükelçisi Almanya tarafından tatile çağrıldı. Özel bir uçak bulundu. Türkiye ile anlaşıldı. Uçak geldiğinde mahkeme Deniz Yücel'i tahliye edeceğini bilmiyordu. İyi mi oldu bu Türkiye'nin itibar açısından? Hoş mu oldu? Büyükada hani çanlarla darbe yapılıyordu? Masa üzerindeki çanlarla. Ne oldu? Kim kaldı Büyükada'da içeride? Hepsi yabancı. Yani adamların dil haritasını PKK haritası diye dil diye koydular. Ne oldu? Türkiye'nin itibarı mı yükseldi? Olmadı. Bu da aynısı olacak. Dolayısıyla Bülent Arınç'ın ettiği tespitler isabetli, yaptığı tespitler isabetli. Ha buna karşılık ikide bir tabii şimdi sağlam bir öz eleştiri olmayınca
FETÖ ile ilgili sağlam bir yüzleşme olmayınca kişilerin geçmişte yapıp eyledikleri zaman zaman önüne konuyor. İşte Bülent Arınç'a deniliyor ki bak Kozmiko da senin önüne geldi. Gün gelir önüne konur. Çok büyük laf ama. Olur mu? O büyük laf da tamam da ya biz birbirine pusu atan bir Orta Doğu ülkesi miyiz yani? Ya bu bir suçsa bugün de suç, yarın da suç. Suçsa soruşturun. Eğer bu suçsa oğlunu milletvekili kendisini Yüksek İstişare Kurulu yapmayın. Yani gelecekte şimdi Erdoğan'la gelecekte ilişkisi bozulunca mı sanık durumuna düşecek? Ya bu hukuk devleti ilkesi midir? Olur mu? Suçsa bugün de suç. Suçsa yarın da suç. Yarın ne değişecek de Bülent Arınç'a yargılanacak? Bir de yani Bülent Arınç haklı olarak Canan Kaftancıoğlu tespitini yaparken kendisini de parantez içine alıyor. Yani doğru. Yani Canan Kaftancıoğlu 2002'deki tweet'ten ceza verirsen Bülent Arınç'a 2002'deki Kozmik adına verirsin yani. 2009. Neyse artık. O paranteze kendisini de alıyor. Ama 2009. Şunu söyleyeyim. Yani bu maalesef bizim Osmanlı'dan bu yana siyasi hayatımızda siyaseten katil diye bir müessese var. Var yani. Daha Abdülhamit'ten başlıyor. Cumhuriyet'in kuruluşumuzdan bugüne kadar. Maalesef Türkiye'nin siyasal meselelerinin mahkemede görülmesi, insanların bir eylem olmadan siyaseten idam edilmesi meselesi bugünün de konusu. Dün Bülent Arınç'ın Rabbim verdikçe veriyor dediği ve sevindiği de siyaseten katildi. Fethullahçıların kurduğu tuzakla Atatürkçüler katledildi. Bugün zaman zaman Bülent Arınç'ın içine konulduğu torba da bir siyaseten katil torbası. Bir üçüncüsü de şu benim Bülent Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında dikkatimi çeken. Tabii Ali Babacan ve Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu hareketlerini AKP'yi bölmek, Türkiye'nin aleyhine faaliyet, düşmanlık, Amerika'ya şuna buna hizmet diye nitelendiriyor. Niye ya? Niye yani? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birilerinin ayrılıp başka parti kurması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidardan indirilmesini istemesi ve bunu seçim yoluyla yapması niye Türkiye'ye düşmanlık olsun? Niye ihanet olsun? Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin şu an içinde bulunduğu ittifak bu kadar Türkiye'den daha anlamlı bir ittifak mı? Yarın kendisi yerel seçim sürecinde araları ayrıldı, bozuldu. İttifak çatırdadı. Yarın yine kendisinin ittifakı çatırdayabilir. Yarın kendisi olmayabilir. Aynı şey mi söyleyecek? Yani kendisinin Adalet ve Kalkınma Partisi ilişkisi bozulduğunda kendisi yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılmak ihanettir, onu iktidardan etmek ihanettir mi diyecek, demeyecek. Yani bu nasıl olabilir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunduğu blok, milli bloktur. Ondan ayrılanlar ya da ona arkadaş hareket edenler de ülkenin düşmanlarıdır demek. Bugüne kadar Türkiye'de darbe dönemleri hariç hiçbir iktidar sahibinin kolaylıkla etmeyeceği bir cümle. Yani insanların vatan sevgisini, vatana aidiyetini bir iktidarla hatta bir koalisyonla ilişkilendirmek kadar ulusal ilişkileri zedeleyen, yurttaşlık bağlarını zedeleyen bir yaklaşım daha olamaz. Hiç ama Devlet Bey koalisyon göndermesi yapmıyor. Genellikle süreç göndermesi yapıyor. Çünkü böyle olur mu canım? Kendi tahliline göre böyle bir süreç var. Bu süreçte de böyle bir destek veriyor. Niye Türkiye'ye düşmanlık olsun ya? İki ayrı parti kurmak. Ya niye parti kurmak niye düşmanlık oluyor? Şimdi MHP'den de ayrılanlar var. CHP'den de ayrılacak birileri. Devlet Bey bir şeyin farkında ama. Çünkü hükümet düşecek biliyor. Yani %50'yi geçilemeyecek. Hükümetin dışında Devlet Bey şunun farkında. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemin mimarı Devlet Bahçeli'dir. Hiç öyle AKP bizimdir falan demez. Bu sistemi 15 Temmuz sonrası AKP'ye dayatan, AKP'ye kabul ettiren Devlet Bey'dir. Bunu Anayasa Komisyonu'nda bu maddeler görüşülürken karşımda oturan 50'ye yakın AKP milletvekiline de söyledim ve sordum. Dedim ki anayasa değişikliğini içeren 18 maddeyi içinizden hanginiz yazdı? Bunların tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında var. Sen mi yazdın? Sen mi yazdın? Sen mi yazdın? Hayır. Devlet Bey bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasa maddelerini zaten yazdırtan ve AKP'ye kabul ettiren kişidir. Devlet Bey şunun farkında. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni partilerin kurulmasıyla birlikte ortadan kalkacak zaten. Devlet Bey şu anda o kadar uzun ömürlü olmayabilir. Kurduğu sisteme sahip çıkıyor ve AKP'ye diyor ki aklınızı başınıza alın. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu partilerin kurulmasıyla birlikte zaten ortadan kalkar. Sisteme sahip çıkın.
siyasi geleceğiniz bu sistemde diyor. Bir şey diyeceğim Barış. Şimdi zaten önceki gün Babacan'ın yaptığı açıklamada zaten bütün metinde en çok dikkatimi o çekti. Yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin lehine çalışmak istemediğini çünkü ona karşı olduğunu ifade ediyor. Çok açık. Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanlığı sisteminin hatalı olduğunu ifade ediyor. Zaten kendisi o günlerde evet mitingine çıkıp evet dememişti. Hani öyle bir hatıra bıraktı. Dolayısıyla bu partiler Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP bloğunun %50'nin üzerine koyacağı her tuğlayı aşağı indiriyorlar. %1 alabilirler, %2 de alabilirler ama o %2 %50'den aşağı düşülecek. Dolayısıyla %49 ile %49,5'un arasında hiçbir fark yok artık. Şimdi eğer buysa Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı %50'nin altına indirmekse suçları, bu demokratik bir hak. Bu demokratik bir hak. Kimse İsmet Paşa, ülkenin kurucusu kendi oturduğu koltuğu Menderes'e verdi. Çünkü demokratik haktı. Kendi oturduğu parti koltuğunu Ecevit'e verdi, demokratik haktı. Erdoğan 2002'de oturdu demokratik halk, kalkarken de demokratik halk. Kimse bir siyasi hüküm, bir siyasi iktidarı ve bir koalisyonu milli değer seviyesine yükseltemez. Ve ona karşı çıkanları da onun aleyhinde faaliyet gösterip onun yerine geçmek isteyenleri de düşmanlıkla itham edemez. Bu doğru değil. Bir şey soracağım. Programımızın akışı içerisinde yeni siyasetleri tartışacak mıyız? Tabii. O zaman şu Bülent Arınç meselesini ben de birkaç cümle söyleyeyim. Kapatalım. Canan Kaftancıoğlu meselesine ben kısa bir parantez açabilir miyim? 2018 doğru soruşturma tarihi de 2017'de kendisiyle ilgili bir kovuşturma başlıyor zaten. Şöyle 15-12 yani 15 Aralık 2017 tarihinde son attığı tweet üzerine 12-10-2017'de yazdığı öyle bir tweet değil. Var. Öyle değil. Öyle koskoca Türkiye'yi ilkokul mezunu şizofren bir meczuba yönettirdin ama şeklinde tweetiyle başlıyor. Geriye dönük bir kovuşturma. İddianameye göre şöyle başlıyor. Soruşturmadan bahsetmiyorum. Kovuşturmadan bahsediyorum. Kovuşturma dava demek zaten. Başka şey. Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırma raporundan bahsediyorum. Hayır. İddianame. Ortada iddianamesi var. Nasıl başladığı anlatılıyor. İddianameye göre 13 Ocak 2018'de BİMER'e gelen Muhammed Mustafa adlı bir ihbarcının muhtemelen uyduruk isim ihbarıyla geliyor. 14 Eylül'de soruşturma başlatılıyor. Geçmişe doğru tweetleri tarıyorlar. 2017'de tek bir tweet var, o da bu. Hayır, emniyet ama aynı iddianameye bakıyorum ben de. Emniyet zaten hani bu şeyin üzerine emniyetin araştırma raporlarına bakılıyor. Ama bunların hepsi 2017'de başlamış. Yani evet geriye dönük bakılıyor. Ama en son tweetten sonra başladığını anlıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı'na yönelik şizofren ifadesinin Cumhurbaşkanı'na sonrasında. Cumhurbaşkanı'na demiyor onu. Merve. Cumhurbaşkanı'na nasıl söylüyor? Diyor ya ülkeyi yönettirdin ama diyor. Bak, çok güzel bir konuyu açtın. Teşekkür ederim. Orada FETÖ'yle iş önce bir tekniği söyleyeyim de sen açıklamasını yap. Şimdi bak. Bunu Cumhurbaşkanı hakaret suçu altında tamam, ama yorumlamışlar. Ama teknik olarak şöyle. 13 Ocak'ta ihbar geliyor. 14 Ocak'ta soruşturma başlatılıyor. Polisler ihbar gelmiş ya BİMER'den şu tweetler diye. Bunlara bakın. Polisler oturup geriye doğru tweetleri tarıyorlar. O en yakın zamanlı tweet o dediğin tweet. Doğru. Şimdi 14'ünde 14 Ocak 2018'de polise gelen ihbar ile birlikte soruşturma başlıyor. 15 Ocak'ta da ne ilginçtir ki Cumhurbaşkanı'nın avukatları müşteki olarak savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Yani şikayetçi olarak. Hepsi üst üste geliyor. Yani Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanı seçilmesinden tam 3 gün önce başlıyor soruşturma. Tam 3 gün önce. Canan Kaftancıoğlu il başkanı olarak seçildi. 31 Mart 2019'da Ekrem İmamoğlu belediye başkanı oldu. 15 Mayıs 2019'da da Canan Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı. Yani soruşturma kovuşturmaya döndü. Ne zaman? Şimdi bakıyorsunuz tarihlere. Canan Kaftancıoğlu il başkanı olmuş, soruşturma açılmış, İstanbul kazanılmış. Bu davaya dönmüş, İstanbul ikinci kez kazanılmış, bu sefer hapis cezası var. Orada Canan Kaftancıoğlu'nun şizofren dediği doğru, kişi öyle ama Fethullah bu, Gülen. Tweet'i Cumhurbaşkanı'na alenen tamam, hakaret şimdi, çok özür dilerim. Şey bir noktanın altını çizmek bu gerekiyor. Hiç kimse Sayın Cumhurbaşkanı ilkokul mezunu diyemez zaten. Hayır doğru. Zaten yani orada ifade, gönderme yaptı ama Fethullah sen Gülen. Buna, evet Fethullah Gülen'e ülkeyi yönettirdin ama.
Tamam. Demesinden kaynaklanan bir şey var. Zaten arasındaki 2 aylık tarihe bakarak ben bunu söylüyorum. Emniyetin başlattığı araştırmayı. Ondan sonra geriye doğru gidiyorlar. Burada bir de üzerine şu. Eren Eğilmez'in programında zaten Sakine Cansız'la ilgili söylediği o ifadeler üzerine ekleniyor. Şimdi bak hocam Bülent Arınç'la ilgili konuşacaktı ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, evet. Sakine Cansız'dan gelelim. Sakine Cansız 12 Ocak 2000 13 tarihinde katledildi. Aynı gün Canan Kaftancıoğlu bir tweet atıyor. Bir doktor olarak, o zaman partide aktif bir görevi yok. Diyor ki bu yaşam hakkının ortadan kaldırılmasıdır. Şimdi Bülent Arınç'ın itiraz ettiği nokta da şu. Ben o gün bunu bir televizyon kanalında belgeleriyle gösterdiğim için zaten sonra çıktı televizyonda da bizim tartışmamız üzerine bu açıklamaları yaptı. Aynı gün Bülent Arınç Sakine Cansız'ın öldürülmesini vahşi bir eylem ve yaşam hakkının ihlal edilmesi olarak değerlendiriyor. Tweetlerini ve açıklamalarını yan yana koyun Bülent Arınç'la Canan Kaftancıoğlu'nun aynı sözler, aynı. O zaman Bülent Arınç kendisi için de böyle bir sürecin yürütebilmesinden... O yüzden birinci bölümde dedim ki ilk konuşmamda... Tamam, zaten onu söylediğin için Bülent Arınç aynı zamanda hem kendisini hem arkadaşlarını koruyor. Diyor ki eğer bu tweetler konusunda geriye dönmeye başlarsak, kimlerin geçmişte neler dediği ortaya dökülürse bu soruşturmalar Allah korusun AKP'nin yarısından fazlasını içine alır. Hı hı. Şimdi ama onu bir söylüyor. Evet, o 2013'te yaptığı yorumla alakalı değil. 2019'da bir televizyon kanalında söyledi. Hayır hayır, ben internetten de çıkarttım. 2013'te Sakine Cansız ve arkadaşları Paris'te öldürüldüğünde tamam. Şöyle bir şey, resmi Barış. Açıklama. Yok, Merve'nin 2010... dediği şu, 2019'da bu tweet tartışması bir televizyonda açılıyor. Ha evet evet. Şey bağlanıyor televizyona. Şimdi il başkanı Canan Kaftancıoğlu o konuşmasından bu görüşlerin arkasında olduğu sonucu çıkaran savcılık o suç bugün de geçerli diyor. Evet, 2019, şimdi evet. Gelelim mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret meselesine. Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve Venedik Komisyonu'nun Türkiye'yi defalarca uyardığı bir konudur. Venedik Komisyonu Türkiye'yi 6 kez uyardı. Bu maddeyi kaldırın diye. Var ama ne yapacağız? Ha var şimdi bir şey söyleyeyim. Var ama işte sonucu ne oluyor? Niye kaldırın diyor? Çünkü diyorlar ki çağdaş bir ülkede bir kişiyi korumak üzerine bir kanun çıkartılamaz. Yani ben efendim bu kişi için özel kanun çıkartıyorum diyemezsin. Bizde cezası arttırıldı. Kurucu liderlerin dışında. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hakaret maddesi ne zaman konuldu? TCK 299 Ecevit hükümeti döneminde konuldu. Ama iki şeyi birbirine karıştırmayalım. Bu madde konulduğunda ki gene yanlış bir maddeydi. O zaman konulması da yanlıştı. Cumhurbaşkanı partisizdi. Parti üyesi değildi. Partilerden bağımsızdı. Şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ama aynı zamanda AKP'nin genel başkanı. Mesela kalkıyor diyor ki Sayın ama Erdoğan. Ama yasa hala var. Değiştirilmeli şey ya da bak, değiştirilmeli. Biz yasa yeni var diye, göre yasa o var ayrı diye, bir şey. Yasa ama var yani diye Şebnem. Bunu mutlak kabul etmek zorunda değiliz. Şimdi Sayın Erdoğan çıkıyor mesela örnek olarak söylüyorum. CHP çöptür diyor. CHP çukurdur diyor. Şimdi CHP İstanbul İl Başkanı aynı sertlikte, aynı tonla Sayın Erdoğan'a bir cevap verse ne oluyor? Vay sen Cumhurbaşkanı'na hakaret ettin diye hakkında soruşturma açılıyor ve ceza alıyor. O zaman ne olması lazım? Ya Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracaksınız. Çünkü artık siyasi rakibiniz Canan Kaftancıoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir rakip. Biri bir partinin genel başkanı, biri de diğer bir partinin il başkanı. Dolayısıyla genel başkanın vekili, il başkanları genel başkanın aynı zamanda ildeki vekili ve temsilcisidir. Şimdi Erdoğan istediği her şeyi söyleyebiliyor. Ama onun siyasi rakibi aynı sertlikte, aynı polemikle cevap verdiğinde Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak dava açılıyor hakkında. Burada bir adaletsizlik var. Ya Venedik Komisyonu'nun sistem değişikliği sebebiyle bunun Venedik Komisyonu'nun uyarılarına baktığımızda zaten bu maddenin kaldırılması gerektiğini söylüyor. Şimdi o yüzden bir özür dilerim hocam biraz uzattım ama Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava zaten baştan sona hukuksuz. Neden hukuksuz? Hukukçular bizi dinleyenler çok rahat anlayacaktır basitleştirerek ifade edeyim. Hakaret davaları Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülür. Örneğin
Canan Kaftancıoğlu'nun suçlandığı TCK 216, yani halkı kin ve nefrete teşvik etmek, birbirine düşürmeye çalışmak, bunların tamamı asliye ceza mahkemelerinde görülür. Ama ne yapıldı? Canan Kaftancıoğlu'na daha ceza verebilmek için bir terör örgütü propagandası suçu açıldı, bir torba açıldı. O torbanın içine Cumhurbaşkanlığı hakaret davası konuldu. TCK 216 konuldu. TCK 125 konuldu. Yani Türk milletini, Türk devleti yöneticilerini aşağılamak falan, bütün hepsi konuldu. Normalde Canan Kaftancıoğlu'nun illa yargılanacaksa asliye ceza mahkemesinde her bir suç isnadından ayrı ayrı yargılanması gerekirken, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir biçimde ağır ceza mahkemesine gönderildi. Savcı bir iddianame yazmış ve hata yapmış olabilir. Bu iddianame mahkemeye geldiğinde mahkemenin, hukuki terimle söylüyorum, görevsizlik kararı verip bu dosyaları ayırıp asliye ceza mahkemelerine göndermesi ve Canan Kaftancıoğlu, tırnak içinde söylüyorum, illa yargılanacaksa her bir suçtan ayrı ayrı asliye ceza mahkemesinde yargılanması gerekirdi. Şimdi öyle bir mahkemeye düştü ki bir de Canan Kaftancıoğlu. Bakıyorsunuz heyete, Selahattin Demirtaş'ın 19 suçlanması var. 18'i hakkında şu ana kadar verilmiş bir ceza yok. Selahattin Demirtaş'ın ceza aldığı tek heyet. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin ceza aldığı, tamamının tutuklandığı heyet. Bu davada ne ilginç ki o mahkemeye düşüyor. Burada öyle bir ceza verildi ki 9 yıl, 8 ay, 20 gün. 10 yıl verilmiş olsaydı dosya Yargıtay'a gidecekti, İsmail'in de ifade ettiği üzere. Ama 10 gün, 15 gün farkla istinafa bırakılıyor. Şimdi istinaf deneyimine de baktığımızda, bu mahkemeleri yakından takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum, İstinaf mahkemesi dediğiniz yerler güya Yargıtay'ın yükünü hafifletmek için kurulmuş, doğru mantıkla kurulmuş mahkemelerdi. Ama ne yazık ki giden her dosya istinafta onaylanır hale geldi. Ben bu yüzden Canan Kaftancıoğlu davası konusunda hakikaten tedirginim ve kaygılıyım. Umarım yargı paketi bir an önce çıkar, o maddeler değişir, hem şunun önü açılır, yani hem Yargıtay'a gitmenin önü açılır, hem de bunlar suç olmaktan çıkarılır. Son bir söz söyleyeyim, konuşulacak çok şey var ama Erdoğan Aktaş, şöyle bir şey var. Ben mesela geçen 4-5 ay önce çok saçma bir şeyden 10 ay hapis cezası aldım. Gazetecilik suçu. Tırnak içinde söylüyorum. Bir suç işlediğimde yok da bir haberden dolayı. Bir hüküm giydim. Ya bu hükmü AKP'nin koyduğu bir madde yüzünden Yargıtay'a götüremiyorum. Niye? Diyor ki efendim sen şu 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 altında ceza alırsan Yargıtay'a gidemezsin. Ya arkadaş, dünyanın neresinde denetlenemeyen bir hüküm var? Bunun adı denetlenemeyen hükümdür. Belki o hakim bana kafayı taktı. Belki o gün kötü bir ruh halindeydi. Dosyayı okumadan geldi. Ya da beni sevmiyor. Ya da aman ya bu adam CHP'li, buna ben ceza vermezsem başıma iş gelir baskısıyla onu verdi. Bırak kardeşim, ben onu üst mahkemeye götüreyim. Şimdi benim onu üst mahkemeye götürebilmem için ne olması gerekiyor biliyor musun? Hükmü denetletebilmem için. Bir hapis cezası daha almam gerekiyor ki o cezamda yansın. Ondan sonra ben onu Yargıtay'a götürebileyim. Ya bunlar yani hakikaten Bülent Arınç boşuna orada konuşmuyor. Hani Bülent Arınç'ın buradaki tweetlerin bazıları hiç subjektif değil. Şimdi dediğin gibi bazı mahkemeler farklı yorumlayabiliyor. Benim de başıma son dönemde geldi. Hakkımda atılan bir iftiraya dair suç duyurusunda bulundum. Bir tanesi dedi ki gazeteci olduğun için bu tür şeylere maruz kalabilirsin. Hani bir başka mahkemeye gittik. Hayır, zaten itibarını zedeler, o yüzden reddediyoruz dedi. Şimdi böyle bir subjektif durum mahkemelerimizde var zaten. Ama öte taraftan bu tweetlerin içerisinde gerçekten hani ağza dahi alınmayacak hakaretler var. Ne var mesela? Şimdi bunu söylemek söyle. Ekranlarda hiç hoş olmayacak ama. Yok. Söyleme bence. İşte söylememem lazım. İşte Recep Tayyip Erdoğan RT diyor. Şunu övse diyor. Ve bayağı kötü bir ifade. Kalkıp da ben şuyum diye bağıracak. İşte şu kadar insan var diyor. Şimdi bu ifadenin içerisinde en az iki tane küfür geçiyor. Bunun yani bu birincisi halkı zaten hem bir kamu çalışanını ki bu galiba 2014 tarihli. Peki bunu niye 6 yıl sonra fark etmişler? Efendim? Niye 6 yıl sonra fark etmişler? İşte geriye doğru araştırma yapılmış. İşte ama bu suçluyu, ben bir kişiyi suçlu olarak tespit ettim. Onu cezalandıracağım mantığı.
Yani suçun işlendiğini suçluyu tespit ettikten sonra tespit ediyorsun. Bir de orada usul hatası var. Yani, hocam sizden özür diyerek. Bu kişi suçlu. Barış özür dilerim. Benim Merve Şebnem'in işte zaman Merve, aşımı 7 benim yıldır, Merve 8 Şebnem'in yıldır suçlu benim olduğuna kadarıyla. Dair kanaatim var. Merve Şebnem'i cezalandıracağım bugünün koşullarında. Bugünün koşullarına göre ceza vermem için dün suç diye görülmeyen söz, eylem ve söylemleri alıp bugünün ölçeğini cezalandırıyorum. İsmail, bakış onun bakış. Dışında daha yani vahim bir şey zaten, var. Birisi zaten şikayet ettikten sonra Merve, başlıyor. Merve, daha vahim yani bir şey var orada. Yani böyle tak diye birine hedef seçip bunun üzerine gitme gibi. Hocamın söz hakkından 40 saniye evet, alıyorum. Az çok hukukumuz var. 40 saniye de söz hakkını bütünüyle alıyorum. Öyle mi hocam? Toparla. Hocam ama şey. Erol Bey'e söz vereyim sonra reklama gideceğiz. O tweetlerin bazılarını Canan Kaftancıoğlu reddetti. Normal bir ceza yargılamasında, bir şey söyleyeyim. Normal bir ceza yargılamasında olması gereken şuydu. O tweetler mahkemede ekrana getirilmeliydi. Bilişim şube o tweetlerin Canan Kaftancıoğlu tarafından atıldığını IP numaralarıyla tespit edip mahkeme heyetine sunmalıydı. Bunların hiçbiri yapılmadı. Sadece iki tweet. Usulen işte iki, üç şey ama yani şu anda konuşuyoruz mesela. Evet, geçen gün bir televizyonda şans eseri açtım, baktım. Canan Kaftancıoğlu tarafından atılmayan bir tweet üzerine atılmış gibi konuşuluyor. Çünkü mahkeme onu öyle kabul etmiş. Ama Canan Kaftancıoğlu diyor ki ben o tweet'i atmadım. Normali şudur ceza yargılamalarında. Tweetler ekrana yansıtılır, IP numarası yansıtılır. Canan Kaftancıoğlu'nun telefonundan atıldığı ya da bilgisayarından atıldığı ispatlanır, bu hükme bağlanır. Bunların hiçbiri yapılmadı. Normalde istinafın duruşmalı ama bir dava açıp Canan Kaftancıoğlu'nu davet evet, etmesi benim lazım. Attığım tweet'te o başka zaten bir şey. O başka bir şey. Ama benim olmayan tweetler tamam, var diyor ve bunlar var ekrana yansıtılmadı. Bunların tamamı aslında bozulması gereken, düşmesi gereken bir davanın ipuçlarıdır. Hocamın söz hakkını çok çaldık. Peki, susuyoruz İsmail'le birlikte konu, değil mi İsmail? Konu Şebnem sen de tabii. Konu Bülent Arınç ve Devlet Bahçeli polemiğinden açtık ama oradan çok uzaklaştık. Evet. Ben onunla ilgili bir çıkış noktası söyleyeyim. Yalnız bu tabii aslında. Sonra Canan Kaftancıoğlu meselesine gelmek istiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli'nin Barınç'la ilgili konuşmaları tabii çok böyle Bülent Arınç'ın da kaldırabileceği cümleler evet değil. Çünkü mesela bir yerde diyor ki İşte Bülent Arınç Bey'in yapacağı budur diye bir takım öneriler söylüyor. Sonra diyor ki ortalığı karıştırmak değildir. Ortalığı karıştırmakla suçluyor bir. İkincisi diyor ki Türkiye'nin şu kritik eşiğinde AK Parti'yi geriye itecek, böldürecek, tartıştıracak bir zemini düşünmek, o zeminin oluşmasına katkı sağlamak ABD'ye, İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya, Türkiye'deki işbirlikçilerine ve ayrıca FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG'ye örtülü bir şekilde hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz. Ya bunlar çok ciddi suçlamalar. Bir anlamda Bülent Arıncı neredeyse terörle, neredeyse diyorum terörle işbirliği ya da onun işine yarayacak işler yapmakla suçluyor. Ben bu tartışmanın birkaç gün daha süreceğini tahmin ediyorum. Bülent Arınç, yani bildiğimiz Bülent Arınç bunlara bir şekilde cevap verir. Yani sadece Bülent Turan'a cevap vermekle kalmaz sanıyorum. Devlet Bahçeli'ye de cevap verecektir. Belki bu konuda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme yapabilir. Şimdi eleştiri kültürüyle ilgili bir problemimiz var. Mesela Bülent Arınç AK Parti'yi bazı konularda, kendi partisini bazı konularda eleştiriyor. Eğer bir partinin kurucusu, o partide uzun yıllar milletvekili yapmış birisi kendi partisini bazı konularda eleştiriyorsa, aslında o yaptığı eleştirilerin kendi partisinde de paylaşanları var demektir. Yani sokakta bunun bir karşılığı doğru var demektir. Dolayısıyla AK Parti sözcülerine düşen görev burada bence. O eleştiri yapanlığı toptan reddetmek değil, o eleştirileri alıp masaya yatırmak ve onlarla ilgili makul cevaplar verilmesini sağlamaktır. Çünkü Bülent Arınç bugün partiden istifa etmediğine göre, partiyle ilgili ünsiyeti devam ettiğine göre, bu kadar eleştiri yaptığına göre bu eleştirinin AK Parti içerisinde de bir karşılığı var demektir. Evet, Bülent Turan'ın cevabının da AK Parti içerisinde karşılığı var ama Bülent Arınç'ın yaptığı eleştirilerin de AK Parti içerisinde bir karşılığı var demektir. Dolayısıyla makul bir parti yönetimine düşen görev bu eleştirileri doğru şekilde cevaplandırmak, hem parti içerisinde bu eleştirileri paylaşan insanların tatmin olmasını sağlamak hem de kamuoyuna bir anlamda hocam Bülent bir Turan savunma çok ağır konuştu. Bülent Turan dedi ki çok özür dilerim. Estağfurullah. Derinleştin diye söylüyorum. İzleyicilerimiz tamamını takip etmemiş olabilir. PKK'ya göz kırpanın gözünü oyarız. Bülent Arınç'ın da açıklamalarını i̇şte hatırlattı. Yani benzer çok ağır laflar. Hani Bülent Arınç'a mı diyor bunları? Kime diyor? Ben çok anlayamadım doğrusu.
Şimdi burada Canan Kaftancıoğlu... Benim de bir eleştirim var. Çok kısa size Erol Hocam. Yani buyurun. Bülent Arınç az evvel söyledik ya, özgül ağırlığı olan biriyim diyor sürekli olarak. Ben o yüzden partide çok böyle istişare ettiği, görüştüğü, bunları söylerken kendi fikrinin ötesinde böyle bir grubun fikirlerini söylediğini düşünmüyorum açıkçası. Yok yok, parti derken parti yönetiminden, milletvekili falan kastetmiyorum. O çok özel bir bilgi gerektirir ama AK Parti'ye oy veren kitlelerde bu eleştirilerin bir karşılığı vardır demek ki bu kadar rahat konuşabiliyor anlamında söylüyorum. Yoksa yani Bülent Arınç AK Parti grubunda bazı milletvekileriyle konuşuyor, onların tercümanını yapıyor anlamında değil. Tabii onu düzelteyim, öyle bir şey değil. Yani sosyolojiyi kastediyorum. İşte burada enteresan bir iklimsizlik var. Özellikle ona vurgulamak istiyorum. Mesela Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı birkaç gündür yargı reformundan bahsediyor. Çok da güzel maddeler var. İşte tutukluk sürenin infaza dönüşmemesi, mahkemeden yükünü azaltacak uzlaşma süreçlerinin işlenmesi falan gibi. Bir çok olağanüstü, güzel sayılabilecek konular var. Tam bu konuları konuşurken, birkaç aydır çünkü bunları konuşuluyor, Canan Kaftancıoğlu meselesi ortaya çıkıyor. Ben Canan Kaftancıoğlu'nun attığı iddia edilen tweetlere baktım. Hiçbirisini atmam. Bunu kim atarsa eleştiririm. Bu başka bir şey. İşte o devam ederken işte bugün, dün konuştuk. Uğur Dündar'ın kitap okuma cezası ortaya çıkıyor. Yine bugün gördük. Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamal'a terör davası mı açılıyor? FETÖ'ye yardım. FETÖ'ye yardım o ve da terör açıklama. İddianame. Bir iddianame düzenleniyor falan. Hüsnü Mahalli 5 ay hapis cezası işte bütün bunlar, aldı. İşte bir taraftan bunlar devam ediyor ama bir taraftan işte bugün demin Barış Bey söyledi. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları tahliye oluyor. Taksim'e çıkışla ilgili 1 Mayıs gösterisiyle ilgili durumu Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı veriyor. Yani Taksim'e çıkanların engellenmesinin hak ihlali kararı veriyor. Barış Akademisyenleri meselesinde beraatlar var ve Türkiye bundan dolayı muhtemelen bazı tazminatlar falan da ödeyecek. Burada bir problem var. Eğer gerçekten hükümet bir yargı reformuna doğru gidiyorsa, o zaman siyasi iklimi de, hukuka müdahaleyi kastetmiyorum ama siyasi iklimi de bu anlamda düzenlemesi gerekir. Siyasi iklimi de bu anlamda bu yargı reformuna uygun hale getirmesi gerekir. Yani yargı reformuyla seviniyoruz, yargı reformu haberleri sevinirken Saadet Partisi Genel Başkanı'na terör davası açılması çıkınca da Uğur Dündar'a ceza, üstelik Binali Bey'in o şikayetten vazgeçmiş olmasına rağmen bir dava açıldığını ve sonuçlandığını görünce de diyoruz ki ya burada bir problem var. Peki, çok teşekkür ederim. Söyleme çünkü birkaç dakika şu reklamı yayınlamak durumundayım, ardından devam edeceğiz. Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamaları ve tepkileri ilk bölümde konuştuk ama belli ki önümüzdeki günlerde de bu tartışmalar ya da polemikler ya da belki çok daha ileriye gidecek ifadeler Türkiye gündemini meşgul edecek. Ancak önemli bir konu daha vardı. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Büyükşehir Belediye Başkanları'nı Beştepe'de davet ettiği toplantıydı. İsmail, neler söyleyeceksin mesela o toplantının satırı aralarında, sence neler vardı? Tabii bu toplantı çağrısı gelince CHP'liler bir hariç, Hatay Belediye Başkanı hariç tam kadro katıldılar. Katılmazdan evvel CHP'liler bir toplantı yaptılar ve 6 maddelik toplantıda Cumhurbaşkanı'na aktarılmak üzere 6 maddelik bir taslak belirlediler. Bunlardan biri yerel yönetimler reformu, biri örneğin kamu borçları, belediyelerin borçlu olduğu ve neredeyse alacak gibi verecekleri ödeyemeyecekleri aşamasına geldikleri şikayeti. Örneğin bir diğeri kamu kurum ve kuruluşlarının ayrımcılık yaptığı yönündeki tespitler. Kentsel dönüşüm gibi başlıklar söz konusuydu. Bu 6 maddeyi kendi aralarında kararlaştırdılar ve Cumhurbaşkanı'na sunmak üzere bir kağıda döktüler ve onu Ekrem İmamoğlu'na verdiler. Burada Ekrem İmamoğlu grubun sözcüsü olarak aslında o gün oraya gelmişti. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını da herkes de gördü zaten. Herkes dinledi. Aslında isim vermeden muhatap olarak Ekrem İmamoğlu'nu aldı ve onu eleştirdi. CHP'li başkanlar o ana kadar olumsuz bir hava olacağını düşünüyorlardı. Yani biraz daha soğuk, biraz daha mesafeli bir hava olacağını söylüyorlardı. Örneğin ben
Sayın Ekrem İmamoğlu'yla görüştüm. Ekrem İmamoğlu ben de başlangıçta hani o konuşmadan, o konuşmanın da etkisiyle görüşmenin, kapalı görüşmenin soğuk geçeceği yönünde fikir sahibiydim diyor. Ama toplantı öyle olmamış. Toplantı ben CHP'nin Antalya, Ankara, efendime söyleyeyim, Adana, İzmir belediye başkanlarıyla konuştum. Her biriyle konuştum. İstanbul'la Ekrem Bey'le konuştum. Onlar dediler ki bizim için gayet olumlu, bizi şaşırtan ölçüde sıcak geçti. Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanlarına tek tek söz vermiş. Önce kapalı oturum başladığında Ekrem İmamoğlu söz almış ve kendisine tevdi edilen başkanlarla anlaştıkları 6 maddelik planı, 6 madde taleplerini söylemişler. Cumhurbaşkanı not almış, ardından başkanlara söz vermiş. Başkanlar tek tek 5'er dakika söz alarak şehirlerindeki eksiklikleri uzun uzun dile getirmişler. Mesela ben Mansur Yavaş'a sordum. Siz ne talep ettiniz dedim. Örneğin Ankara Gücü'nün durumunu söylemiş. Ondan sonra Ankara Stadı'nın problemini söylemiş. Ulaşım problemini söylemiş. Ama bir husus benim için çok çarpıcıydı. Çünkü o bakımdan bir husustan bahsetmiş. Mesela demiş ki ya bu şirketler bir türlü şirket yönetimleri istifa etmiyorlar. Hala mı? Ankara'da hala o sorun sürüyormuş. Yani rica etmiş artık biz yönetime geldik fakat şirketlerin bir türlü ticaret sicilini oynatamıyoruz. İstifa etmiyorlar. Bu konu tartışılmış. Ardından kamunun yanlı davranışından şikayet etmiş. Mesela demiş ki belediye başkanı seçildiğim günden beri Ankara'da sadece 3 belediye başkanı tebrik için ziyarete geldi. Hatta kamu kurum müdürleri, il müdürlerinin hiçbiri tebrik için telefon açmamış Mansur Yavaş. Bunun da siyasi yaklaşımından ötürü olduğunu söylemiş. Mansur Yavaş mesela bunu gündeme getirmiş. İzmir Belediye Başkanı... İsmail Bey, Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanı mesela Mansur Yavaş'ın bu... not almış. Sadece not almış. Sadece not almış. Hayır, sadece not almış. Hiç, İzmir Belediye Başkanı, İzmir Ulaşım Ankara Sorununu... Ankara ve Antalya'yı yeniden davet edin demiş ama. İzmir'in ulaşım sorunu ve benzeri sorunları aktarmış. İzmir Belediye Başkanı memnundu. Ankara, İstanbul tabii. Ekrem Bey'i ben aradım. Ekrem Bey'le bugün konuştum. Sayın Mansur Yavaş'la sabah konuştum. Ben tabii Ekrem Bey'e sordum. Ekrem Bey'e dedim ki yani içeride vaziyet nasıldı? Önce tabii bu iskemle, kırılan iskemle meselesini söyledi. Tabii oturduktan bir süre sonra bu kırılınca kendisi biraz sarsılmış, yere doğru savrulmuş. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı israf, israf diye vurgulamış. Kuşkusuzlarla yeni kapıyı hatırlatıyor. Ödeyeceksin bunu demiş yani parasını. O da efendim ben demiş, ben israfla ilgisi yok, sandalye zayıftı. Zaten ben ikinci oturuşumda daha sağlam oturuyorum demiş. Bu diyalogdan sonra özel bir söz almamış Ekrem İmamoğlu. Çünkü diyor ki İstanbul sadece orada oturacak, orada konuşacak kadar minik bir başlık değil, daha büyük bir başlık. Ben ayrıca İstanbul'u anlatmadım. Ben dedim ki yani nasıl geçti sizin açınızdan? Çünkü sizi kasteden, ima eden açıklamalar yaptı. Dedi ki ben daha olumsuz bir hava bekliyordum ama içerideki yaklaşım iyiydi. Bakanlar tek tek bizim açıklamalarımızı not aldılar. Başkanlar konuştuktan sonra bakanlar söz alarak yapabileceklerini orada söylediler. Yapabileceklerini daha sonra yapabileceklerini de ayrıca beyan ettiler. Bu arada Cumhurbaşkanı yerel yönetimlerle ilgili bir komisyon kuralım demiş. Cumhurbaşkanı yardımcısına Fuat Bey'e bağlı olarak bir komisyon kuralım. Bu komisyondaki 3 belediye başkanını da kendisi seçmiş Cumhurbaşkanı'nın. Ekrem Bey olsun, Mansur Bey olsun, Yılmaz Büyükelçen olsun demiş. Üçü de CHP'li. Hatta onlar aranızda bir büyük ilçenin belediye başkanını da siz tayin edin, komisyon alın demiş. Bunlar arasında ben bugün Adalet ve Kalkınma Partili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'na da konuştum Selahattin Bey'le. O da anlattı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de belediye başkanları olacak. Bir de bakanlar olacak. 5 bakan grubu olacak. İşte bunların da WhatsApp grubu falan olacak. Şimdi buraya kadar iyi ama Ekrem İmamoğlu tabii orada şeyin başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanı bir de şöyle bir söz söyledi. Tek vatan, tek millet, tek işte o teklerin aslında buradaki tabloyu kastettiğini. Yani CHP, AK Parti ve MHP'li belediye başkanlarının birliğini kastettiğini ifade etti. Ekrem İmamoğlu şunu söylüyor. Yani seçim öncesindeki yaklaşım böyle değildi. Keşke kayyum atanan belediye başkanları da orada olsaydı dedi. Yani bu tablo ancak öyle tamamlanmış olurdu dedi. Bu husus önemli. Çünkü ona bu noktadan eleştiri geliyordu. Orada geri adım atmadı. Hatta sordum.
Süleyman Soylu da oradaydı. Bu Pejmur'da meselesini tartıştınız mı? Hayır, sadece merhabalaştık ve selamlaştık dedi. Açılmamış o konuda. Ben ona şunu sordum. Ya devri sabık yaratmaktan söz etti Sayın Cumhurbaşkanı. Siz devri sabık mı yaratıyorsunuz? Bana dedi ki bizim de böyle bir niyetimiz yok. Ama özellikle iki seçim arasında vatandaşı zarara sokacak israf anlamına gelen işe alımlar oldu. Bunları gözden geçirmek zorundayız biz diyor. Bunlar vatandaşa karşı da görevimiz. Dolayısıyla bir devri sabık durumu yok. Sadece görevimizin gereği olarak bu birikmeyi, bu yoğunlaşmayı, özellikle iki seçim arasındaki bu yoğunlaşmayı biz gözden geçirmek zorundaydık diyor. Mansur Yavaş'a sordum. Mansur Yavaş da çünkü seçim döneminde Cumhurbaşkanı tarafından hayli hırpalanmıştı. Mansur Yavaş da tabii şöyle, şimdi, açış konuşması tabii iyiydi Cumhurbaşkanı. Ama Cumhurbaşkanı ile parti başkanı olmanın nerede başlayıp nerede bittiği belli olmadığı için benim açımdan bu cümleler seçim başlarken edilmeliydi. Seçim bittikten sonra edilmesinin pek bir anlamı yok artık. Sayın Cumhurbaşkanı evet çok güzel cümleler söyledi. Yani burada bir milli birlikten söz etti. İşte hangi partiden olursa olalım, hangi görüşten olursa olalım bir arada olacağız dedi ama bunların hepsi seçimden önce denilmeli. Çünkü bu insanların önemli bir bölümü Cumhurbaşkanı'na rağmen seçildiler zaten. Yani Cumhurbaşkanı örneğin Ankara'ya gittiğinde Mansur Yavaş'ın hakkındaki davayı kastetti. Değil mi? İşte zimmetine para geçiren kişi belediye başkanı mı olur dedi. Hatta Ankara adayı su faturasını PKK'lar getirecek dedi. İzmir'e gidelim. İzmir Belediye Başkanı. İzmir Belediye Başkanı için 12 Eylül işkencesinin oğlu dedi, demeye getirdi. PKK'lı dedi. Açıktan dedi yani. Bir de Tunç Soyer'e. İstanbul'a gelelim. İstanbul zaten başta başına bir kavga konusu etti. İstanbul'u onun da hakkında dava açıldı. Sen valiye nasıl öyle dersin? Hakkında dava açıldı. Belki seçildikten sonra düşebilir dedi. Şimdi bütün bunları dedi Cumhurbaşkanı dememiş gibi. Hani bütün bunları söylenmemiş gibi. Açış konuşmasında da Sayın Cumhurbaşkanı işte zaten ben birlik ve beraberlikten bunu anlıyorum dedi. Şimdi tabii bu yani aralarında çok bir zaman farkı yok yani bir aylık bir zaman farkı var. Bu da ben bunu Mansur Yavaş'a sordum. Mansur Yavaş dedi ki artık onu seçimin adeti kabul ediyoruz. Seçim günlerinde söylenmiş sözler olarak kabul ediyoruz. Önümüze bakmak zorundayız. Hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş hem diğer başkanlar. Havanın toplantıda olumlu olduğunu ama asıl olanın bundan sonra ne olacağı olduğunu söylediler. WhatsApp'ta bundan sonrasını, artık. Bundan sonrasını görmemiz gerekiyor. Bu iklim sürecek mi? Merakla bekliyoruz dediler. Hepsi iyi bir başlangıç olduğunu söylüyorlar. Hatay Belediye Başkanı gelseydi 30'da 30 olacaktık, memnun olacaktık diyorlar. Ama yurt seçimden dışında. Önceki hatıranın silindiği anlamına gelmiyor bu. Seçimden önceki hatıra da yerli yerinde duruyor. Devri sabıktan ne anladınız Erol Bey? Ya devri sabık kendinden önceki yönetimin, bu siyaset de olabilir, bürokrasi de olabilir. Kategorik olarak dışlamak ve oradan hukuka, dedikoduya, medyaya malzeme çıkarmak demektir. Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde, ta Osmanlı'dan itibaren devam eden usul. Bir usuldür. Çok şık değil. Her yönetim bunu bir miktar yapmaya çalışır. Ama Tayyip Bey'e orada katılıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Gerçekten kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman bugün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı uygulamalara benzer hiçbir uygulama yapmadı. İtiraz ediyorum. Öyle değil. Ama bugün. Ama söyleyelim de bilgi öyle geçerken buyurun, kaynamasın. Söyleyin. Bugün en azından o dönemin belediye muhabiri Mia Seyiknur'un Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı habere göre Sayın Cumhurbaşkanı göreve geldiğinde sadece o dönemki belediyenin bir şirketinden 1200 kişinin çıkarıldığını, SHP döneminde işbaşı yapan 48 müdürün Sarıgazi'de boş bir depoda görevlendirildiğini ifade etti. Ya detaylı da olabilir ama ben algıyı söylüyorum. Yani o muhabir arkadaşımız işin içerisinde olduğu için onun elbette diyeceğim bir şey yok. Ama en azından şunu biliyorum. Mesela Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğuna, kendisinden önceki belediye başkanları Nurettin Özen dahil danışman olarak yani kendine yardımcı olması noktasında bir süreç başlattığını falan biliyorum. Ama şunu söyledim. Yani devri sabık Türkiye'de maalesef her yönetim tarafından kendisinden öncekine uygulanan bir sistemdir. Bu dönem mesela Ankara'da Mansur Yavaş bunu çok yapmazken Ekrem İmamoğlu biraz daha yapıyor algısı oluştu. Sadece işten çıkarmalar değil, işte Yenikapı'daki araç meselesi, diğer konular falan gibi.
Peki AK burada, Parti döneminde var olan iki müdürün görevine devam etmesi nasıl oluyor? O da mı devri sabık yani? Ya işte ama devri sabık şöyle bir şey zaten. Yani öbürü zaten katliam olur. Yani böyle soykırım gibi her şeyi yaparsanız o başka bir şey olur. Devri sabık daha çok önceki yönetime fatura çıkarmak anlamında bir şeydir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın, belediye başkanlarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da toplantı davet etmesi çok şık bir davranış. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde gereklerinden birisi olarak görüyorum. Bence bu periyodik olarak, çok sıkıcı olmayacak bir periyotla bunun devam etmesinde fayda var. Ancak bu ilişkinin devletin kendi atadığı insanlarla, yani kaymakam ve valilerle kurduğu ilişkiye dönüşmemesi, seçilmişlerin o seçilmişlik kriterini koruyarak devam etmesinde fayda var. Tabii ufak bir belki eleştiri söylemek gerekir. Neden 81 il belediye başkanı orada yoktu? Aslında öyle olması gerekirdi. Buna belki şöyle cevap verilebilir. Ya zaten Türkiye'nin %93'ü büyük şehirlerde yaşıyor. Öyle zannediyorum. Yanlış bir rakam söylemeyeyim, bu arada bakayım. Ya diye bir şey denilirse bu doğru bir şey değil. Türkiye'nin 81 il belediye başkanının orada olması gerekir. Tabii Ankara'da büyükşehir belediye başkanlarının davet edildiği toplantı aynı zamanda 3 belediye başkanının, yani HDP 3 belediye başkanının görevden alınmasından sonraki döneme rastlıyor. Böyle bir timing yapıldı mı, böyle bir zamanlama yapıldı mı bilmiyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer 81 il belediye başkanı Ankara'ya davet edilseydi, orada HDP'li belediye başkanları da olacak. Sanıyorum 3 mü 2 mi belediye başkanı da HDP'li olacaktı. Belki böyle bir husus gözetilmiş olabilir. Ankara'daki büyükşehir belediye başkanı toplantısında 3 parti temsil edildi gördüğüm kadarıyla. AK Partili belediye başkanları vardı, MHP'li ve CHP'li belediye başkanları vardı. Ama parlamentoda bulunan işte HDP, Saadet Partisi ve diğer İyi Partilerin belediye başkanları yoktu. Zaten onların bir kısmının il belediye başkanı yok. Demin %93 demiştim. Büyükşehir'de yaşayan nüfusumuz %83 civarında. %17'de büyükşehir olmayan diğer illerde yaşıyor. İşte burada bazı magazinel polemikler de yürüdü. Onları da bence konuşalım. Bunlardan bir tanesi neden böyle bir toplantı yapıldı sorusunu aranan cevaptı. Orada 3 husus dile getiriliyor. Yani neden böyle bir toplantı birdenbire yapıldı? Türkiye işte bir taraftan Suriye meselesini konuşuyor, bir taraftan Akdeniz meselesini konuşuyor. S-400'ler var. Bu kadar ciddi gündemlerin arasında neden böyle bir toplantı Ankara'da yapıldı diye sorulduğu zaman 3 tane cevap gördüm ben. Birincisi, Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir randevu talep ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ekrem Bey'e seçim döneminde olduğu gibi özel bir randevu vermek yerine Büyükşehir Belediye Başkanları'nın tamamını davet ederek bu özel daveti, özel randevuyu bir anlamda geçersiz hale getirmek, aynı zamanda Ekrem Bey'i diğer belediye başkanlarıyla birlikte dinlemek gibi bir taktiğin olduğu söyleniyor. İkincisi, bir sistem değişimine gittik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Şu anda tahammüller oluşuyor. O tahammüllerden bir tanesi olarak bu gözüküyor. Yani bunun yasal adı bir şeyi yok. Yani Cumhurbaşkanı belediye başkanları toplantı yapar gibi bir hukuki gerekçe yok. Ama aynı zamanda yasaların dışında bir de tahammüllerimiz var. Geleneklerimiz ve kültürlerimiz var. Cumhurbaşkanı hükümet sistemindeki oluşturulacak tahammüllerden bir tanesini de Cumhurbaşkanı ile yürütmenin çok önemli bir ayağı olan yerelde belediye başkanı toplantısında bu kültür oluşturma ayaklarından bir tanesi olarak gözüküyor. Ben gerekçe değil ama sonuçlardan birisi olarak da şunu görüyorum. Yeni partilerin, belki biraz sonra konuşacağız ama bu tür girişimler, yani işte EYT meselesi de şu anda konuşuluyor. Yeni partilerin kurulma zemini daraltan, yeni partilerin kurulma zeminini bir anlamda küçülten girişimler olarak da görmemiz gerekiyor. Yani Tayyip Bey'in Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı toplantı yapması, demin işte İsmail Bey içeriden aldığı bilgileri de paylaştı. Ciddi bir demokratik kültür var orada. Belediye başkanları hükümete dönük taleplerini iletebiliyorlar. Belki serzenişlerini ve eleştirilerini iletebiliyorlar. Bu yeni bir hava demektir. Bunun üzerine yargı reformunu eklersek biraz daha Türkiye'nin üzerinde iyimser havaların eseceği anlamına gelir. Bu aynı zamanda yeni kurulacak partilerin, yani Babacan ve Davutoğlu için söylüyorum, zeminlerinin de bir ölçüde daralması anlamına gelebilir. Ama unutmamız gereken bir şey daha var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte belediye mevzuatının tekrar revize edilmesi gündeme gelmişti. Çünkü orada şöyle bir sıkıntıdan bahsediliyor. Büyük şehirlerde özellikle ilçe belediyeleri çok fonksiyonsuz hale geldi. Daha açık bir şey söyleyelim. Büyükşehir belediyeleri
kendi sınırı içerisindeki ilçe belediyelerine destek vermezlerse ilçe belediyesinin hizmeti büyük ölçüde aksıyor. Ve Türkiye'de de bu politik yaklaşımı bildiğimize göre, yani söz gelimi İstanbul'daki CHP'li Büyükşehir Belediyesi AK Partili ilçe belediyelerinin taleplerini dikkate almazsa AK Partili ilçe belediyeleri sıkıntı yaşar. Ya da Kocaeli'deki Kocaeli Büyükşehir AK Partili Belediyesi Merkez CHP İzmit Belediyesi'ne destek vermezse, taleplerini karşılamazsa İzmit Belediyesi'nin bu anlamda ciddi hizmet eksiği olacak demektir. Ama bu bugünün meselesi değil. Büyükşehir yasası çıktığından beri konuşulan bir husus. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra bu konunun revize edilmesine dair bir tartışma yürüyordu. Ankara'da yapılan toplantı aynı zamanda ileride yapılması düşünülen bu Büyükşehir yasasındaki değişikliğin bir zemini oluşturmaya dönük de kullanılacak gibi gözüküyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ileride ben Büyükşehir Belediye Başkanları'yla bu konuyu konuştum. Belki demin İsmail Bey'in verdiği o kurulacak komisyona da bu konu konuşulacak. Belki de Büyükşehir yasasında yapılacak ilçe belediyelerini güçlendirmeye dönük yapılacak yasal düzenlemenin de belki altlığı bu şekilde oluşturulmuş demektir. Ama her şart Erdoğan Bey, bu çok güzel bir şey. Dediğim gibi devam etmesi gerekiyor. Şundan da vazgeçmemiz gerekir. İşte Mansur Yavaş sorulmuş. O demiş ki ya seçimden önce öyleydi, şimdi böyle. Hayır, dün dündür, bugün bugündür fikrinden bizim vazgeçmemiz gerekir. Demokrasi her zaman iyidir. Uzlaşı her zaman iyidir. İyi söz her zaman iyidir. Dolayısıyla ben ister seçim zamanı olsun, ister olmasın, her dönem siyasetin daha makul bir dil kullanmasını, uzlaşıyı her zaman tercih etmesini, kavga yapılacaksa da bu kavganın böyle sürekli bir kavga değil de gerektiği zaman o kavganın yapılmasını, o kamplaşmanın yapılmasını doğru bulurum. Ama seçim döneminde sürekli işte emir örnekler verildi. Mansur Yavaş seçilirse çalışmayacağız, görevden alınacak. Ekrem İmamoğlu zaten çalışılmayacak, görevden alınacak gibi bir algı oluşmuş. Onun üzerine bugünkü bu toplantı bir anlamda özellikle genç kuşaklara ya bu işler niye böyle yürüyor? Ya neden seçimden önce böyle her şey tersine gidiyor, büyük kavgalar oluyor, büyük kamplaşmalar oluyor ama seçimden sonra da hiçbir şey olmamış gibi bir tavır takınılıyor. Biz bunu şöyle açıklayamayız. Yani siyaset böyledir. Bu işler böyle yürür. Dün dündür, bugün bugündür gibi bir yaklaşımla açıklayamayız. Siyaset bence her zaman daha makul bir dili tercih etmesi de gerekir. Merve, sence detayları ne ya da sana ne anlatıyor Başkanlar Zirvesi Beştepe'deki? Öncelikle olumlu bir gelişme. Şimdi biz günlerdir, hatta belki de haftalardır özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden yerel konuları konuşuyoruz. Erol Hoca da söyledi, çevremizde çok ciddi gelişmeler oluyor. Özellikle Türkiye'nin içinde olduğu Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yürüyen süreç, İdlib vesaire derken başka şeyleri normalde konuşurduk ekranlarda ama hayır, ulus bakımından siyaset değil, genel olarak siyaset de değil, yereli konuşuyoruz. Özellikle de İstanbul'u konuşuyoruz haftalardır. Bir gerilim var haliyle. Medyada sadece bizlerin konuşması değil, bakanlar, genel sekreterler, hatta seçilmiş başkanlar ve özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden çok ciddi bir gerilim medya önünde bir karşılıklı söz savaşına da dönmüş vaziyette. Cumhurbaşkanının bunu aslında bir şekilde düşürmek, gerilimi azaltmak gibi bir amacı olduğunu fark ediyoruz. En azından bence öyle. Çünkü 5 yıl böyle devam edecek. Özellikle de kayyum atanacak mı, atanmayacak mı konusu çok konuşuldu. Süleyman Soylu'nun biraz gerilim artırıp pazar günü açıklayacağım demesinin sonrasında bunun olmayacağının zaten aslında pek çok kişi farkındaydı. Ama bazılarına bir endişe düşmüştü kafalarına. Bunların hepsi silindi. Bunun ötesinde ciddi bir gerilimi azaltacak. Peki Süleyman Soylu gibi tecrübeli bir siyasetçi kendisine bu soru sorulduğunda pazar günü açıklayacağım demesi de garip değil mi? Galiba Fox muhabiri sormuş ve genel olarak Fox TV'ye karşı bir hani çok muhalif bir duruşu var biliyorsunuz. İyi ama o açıklamaları Fox izleyicileri izlemiyor, sadece biz de. Doğru. Bence orada bir o soruya o taraftan geldiği için bir reaksiyon, cevap vermemek adına verilen bir soru işaretiyle dolu bir
reaksiyonlu bir cevaptı. Belki de kendisi bu kadar bir beklentiye sebep olacağını dahi o sırada düşünmemişti. Belki şaka yoldu söyledi. Herkese ben. İzletti ama Süleyman Soylu evet, herkese programı. İzletti. Aynı zamanda evet söylediğin gibi bir yandan da oturup herkesin pazar gününü beklemesine de sebep kahvaltıda oldu. Kahvaltıda Süleyman Soylu'yu izledik hatta yani. Hatta yani böyle bir şey olur mu canım diyenler bile pazar gününü bekledi nitekim. Ama ciddi bir gerilimin artışına sebep oldu. Öte taraftan İstanbul'u konuşurken bir yandan da AK Parti Genel Sekreterinin de çıkışıyla Ankara'yı da konuşmaya başladık haliyle. Bütün bunların gerilimini düşürmek de elbette ki Cumhurbaşkanı'na düşüyordu doğal olarak. Çünkü ülkenin en tepedeki lideri. Çünkü yerel meselesi artık giderek daha fazla konuşacağımız bir konu haline gelmiş vaziyette. Özellikle seçilmişler. Yeni sistem içerisinde çok ciddi yer tutuyor. Hatta biz 2014'ten beri gerçekten yerel seçimleri çok fazla konuşmaya başladık. Bu yerel seçimin 2 ay İstanbul üzerindeki çok ciddi tartışmalarla başlaması normal. Evet, Cumhurbaşkanı bir parti lideri aynı zamanda ve seçimde bir taraftı. Seçimin bir getirdiği hararet vardır, çok doğaldır. Karşılıklı olarak yükselen ton, yükselen ses ve Türkiye'ye özel çok daha fazla yükselen sesler var elbette. Ama bunun seçim bittikten sonra düşmesi, azalması gerekirdi. Her iki tarafta da bu yaşanmadı. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bu israf meselesi üzerinden çok konuştuk. Siyasi bir şov mudur yoksa israf mıdır bütün bu yaşananlar? İşte arabaların sırayla dizilmesinden tutun, işte devri sabıka benzetilmesine sebep olan ve işten çıkarmalara varan hatta işte kayyum konusunda özellikle Ekrem İmamoğlu'nun kalkıp Diyarbakır'a gitmesi, onun yanı sıra işte Diyarbakır annelerini dahi Ekrem İmamoğlu'nun onları pas geçmesi üzerinden konuştuk. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu gerilimi yalnız, azaltmak yanlış istediğini... Yanlış hatırlamıyorsam İmamoğlu oradayken annelerin eylemi yoktu, evet. Bu düzeyde değildi. Hacı Rana vardı ve galiba, ama bitmişti o da. Hayır, bir iki aile gelmişti o sırada. Çünkü birbirine hemen müteakip gerçekleşti. Orada en azından böyle bir diyalog yaşandı. En azından dışarıya çıktı. Velev ki yanlış hatırlıyoruz. Böyle bir mesaj verebilirdi. Çok gündemde bir konuydu. O mesajı pas geçti. Sonrasında kendisine sorulduğunda elbette ki tabii ki de destekliyorum dedi. 30 başkan yerine 81 başkanın niye çağrılmadığı hususunda şöyle düşünüyorum. 30 başkan biraz daha aslında samimi ve daha fazla insanın daha fazla konuşabileceği bir yer. Cumhurbaşkanı muhtarları da sürekli çağırıyor. Bütün muhtarları bir arada çağırmak hani onlara adeta hitap etmek gibi olur. Evet yine de hitap ediyordu ama daha sınırlı sayıda çağırıyordu. Belki bundan sonra bölgeler seçilerek devam edecek. İşte Marmara bölgesi, Ege bölgesi vesaire gibi. Ben bunu tek başına tutacağını zannetmiyorum ama bütün bu toplantının çıktığı bence bir yer var. O da Ekrem İmamoğlu'nun aslında Cumhurbaşkanı'ndan davet talep etmesi, görüşme talep etmesi ve bunun nasıl formülize edileceği, nasıl bir formül üzerine gerçekleşeceği. Benim tahayyülüm şöyle, bunun üzerine ekibi düşünmüştür. Verelim ve vermeyelim konusundaki argümanlar karşılıklı sunulmuştur. Cumhurbaşkanı da genel olarak aslında bunu bu şekilde yapalım mı kendisi sunmuştur ve bu sayede Ekrem İmamoğlu'na evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın ama 30 tane Büyükşehir Belediyesi var ve İstanbul her ne kadar özel bir yer olsa da o 30 Büyükşehir Belediye Başkanından farklı bir yerde değilsin mesajını vermek ama bunu aynı zamanda da çok da kibar bir şekilde yapmak gibi bir gayesi olduğunu düşünüyorum. Nitekim not alması... Yani aslında sadece Ekrem İmamoğlu'yla buluşmamak için 30 tane belediye başkanıyla mı buluştu Sayın Cumhurbaşkanı? Hayır, bu belirleyici bir şeydir. Bence bu aslında olayın çıktığı yer. Ama aynı zamanda böyle formül haline getirmek ve sonrasında WhatsApp gibi üzerinden bir grup kurmaya kadar bu işi ciddiye almak ve hatta o toplantıda not alma kısmı çok basit bir şey değil. Cumhurbaşkanı eğer not alıyorsa hakikaten dinliyordur, hakikaten önemsiyordur ve hakikaten üzerine gidecektir. Bu onun göstergesidir. Çünkü tane tane not alır ve aldırır da çevresine. Bu bakımdan yereli artık önemsiyor.
önemsediğimizi, son sistemle beraber önemsediğimizi ama aynı zamanda birlikte çalışmak zorunda olduğumuz. Yani 5 yıl boyunca devam edecek bir süreçten bahsediyoruz. Karşılıklı olarak eğer bırakın partiler arasındaki tartışmaları bıraktık kenara, yerel üzerinden işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve diğerleri üzerinden ciddi bir gerilim içindeydik. Bunu durdurmaya çalıştığını düşünüyorum ve bence başarılı da oldu. Oradaki samimi ortamın umarım ve dilerim aslında şeye de medyaya ve bundan sonraki sürece de etkisi olur. İsrafsa evet hep beraber üzerine gidelim. Ki burada oradaki mesajlardan bir tanesi o şakalaşmanın kendisi dahi bunun göstergesi bence. Ama o siyasi şovların da denildiği gibi devri sabıka yol açmaması, bunun önlenmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir diğer mesele az evvelki belki de kenarda duruyor ama Erol Hoca'nın söylediği gibi mevcutta siyasetin içerisinde zaten belli figürler var, belli partiler var ve bunların sayısını artırmamak adına bir hamle olduğu da bence aşikar. Çünkü bir yandan konuştuğumuz öteki konu da yeni parti oluşumları. Yeni parti oluşumları demek aslında yerelde de yeni rekabetler demek. Bunun da bir anlamda önünü kesme konusunda ben de katılıyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'na uzunca bir süredir biliyorsunuz hemen her gün konuşuyoruz. Gelişine vuruyor sürekli topun ama o topun gol olup olmaması çok umrunda değil gibi. Bir örneğin var mı? Her gelişine gün, vurduğu toplarla. Her gün yeni bir şey çıkıyor. İşte vakıfları konuştuk. İşte bir suç duyurusu beklerdim ben. Bu kadar ciddi bir yolsuzluk varsa o olmadı. Ardından... Ama yani belki altını çizmek gerekir. Vakıflar konusunda yolsuzluk iddiası yok. Vardı canım orada yolsuzluk. Tasarruf dedi. Sadece tasarruf olamaz. Eğer oradaki kalktılar yani... Kayıtsız, kuyusuz para aktarımlardan bahsedildi. Evet. Ona suç duyurusu gerektirir. Evet. Ardından araçlar meselesi. Düşük segmentli araçların orada dizilmesi ve önce onlara makam arabası denmesi. Makam arabası olmadığı ortaya çıkınca bunlara ihtiyaç fazlası denmesi. Bunun yanı sıra kendilerinin yaptığı işte İSKİ'deki ihalenin ortaya çıkması. 900 araçlık. 997 hatta araçlık. Bunun yanı sıra en son bir Büyükşehir Belediyesi'nin logosunun değiştirilmesi hadisesi var ki şeyde değil yani AK Parti döneminde değil 49 yıllık bir geçmişi olan bir logodan bahsediyoruz. Üstelik de sanat eseri olarak vakti zamanında hem birincilik hem ikincilik hem üçüncülük ödülü almış ve İstanbul'u ciddi anlamda hani hem tepeleri, Yeditepe'si, hem Boğaz'ı hem de camileri o silüeti üzerinden çok güzel tasvir eden bir logoyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'ndan alıp üstelik de çalıntı bir logoyla, çalıntı olduğu iddia edilen bir logoyla değiştirmesi ve bunun acaba genel olarak bütün Büyükşehir Belediyesi'nde de bu logo değiştirilecek mi, yenisi mi kullanılacak diye bir sorgulanması hadisesi. Zaten bütün bunların başı aslında Bodrum'daki tatiliyle de başlıyor. Sadece yarım günü burada geçirip ondan sonra gitmesi. Bütün bunların hepsi gol atmaya çalışıp aslında çok da bunun kaleyi bulup bulmayacağı konusunda çok da endişesinin olmadığını bana düşündürüyor. Ama Cumhurbaşkanı tek bir hamleyle topu 90'a çakmış gibi gözüküyor, bu gösteriyor. Neden? Bir tarafta yeni bir siyasetçi var. Daha önce tanınmayan Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapmış ama aynı zamanda bugün çok ciddi özellikle de ikinci seçim sonrasında bir siyasi ve belki de yarın öbür gün daha büyük bir siyasi figür olacağı düşünülen bir duruma gelmiş vaziyette. Öteki tarafta da yılların tecrübesi var. Çok ciddi bir geçmişi olan, siyasi anlamda çok büyük tecrübesi ve aynı zamanda zekası olan bir lider. Karşı karşıya gelirken biliyorsunuz çoğunlukla başkaları için hatta yurt dışında dahi farklı işte dışişleri bakanları vesaire için muhatabım dahi olamaz ifadesini çok fazla kullanan bir siyasi lider için bunu söylemek yerine çünkü bu çok daha farklı bir tartışmaya sebep olur. Ama bunu gösterecek bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bir ekleme yapabilir miyim? Barış, özür dilerim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından aktarıyorum.
Bildiğiniz gibi her fırsatta tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken tam da şu anda buradaki manzarayı ifade etmek istiyorum. Milletimizden de bizlerden beklediği görüntünün bu olduğuna inanıyorum. Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz. Ama ülkemizin ve milletimizin âli çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Ülkemizin birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyduğu dönemde ortaya koyduğumuz bu fotoğrafı çok önemsiyorum. Seçildiği gün itibariyle artık size oy versin vermesin. Şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Milletimizin teveccühüyle görev alan tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyet ve hüsnü niyetle yaklaşıyoruz. Bundan yaklaşık 4 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleleri sarf ettiği... Seçim kampanyaları döneminden bahsediyorsun değil mi? Hayır, yok, bu dünkü. Bu dünkü. Şimdi bahsettiğin seçim kampanyası dönemi. Mesela Ekrem İmamoğlu için seçim günü Binali Yıldırım'a mı oy vereceğiz, Sisi'ye mi oy vereceğiz? Seçimden sonra hesabını vereceksin. Çok ciddi yolsuzluk yaptılar, oyları çaldılar. Şimdi ben seçimden önce çok ciddi yolsuzluk yaptığına, oyları çaldığına inandığım kişiyle eğer bu cümlenin altını dolduracaksam oturmazdım. Mesela orada görev alan ve bu cümleleri dinleyen Sayın Mansur Yavaş'la ilgili söylediği sözlerden biri. Milletin bunun nasıl cambaz olduğunu öğrendi. Sahte cambaz olduğunu öğrendi. Sahte senet cambazı olduğunu oturmazdım öğrendi. Oturmazdım derken... Tayyip Bey mi? Hayır, bir saniye. Hocam anlatayım da şimdi kesmeyin. Yani başka buna bir tartışma başlayacak. Buna ben cevap vereceğim ama. Milletin bunun sahte senet cambazı olduğunu öğrendi. Vergi kaçakçısı, adamda her türlü yolsuzluk var. Bunu da Mansur Yavaş için söylemiş. Bir diğeri Tunç Soyer için terör örgütü kontenjanından başkan oldu demiş. Bu CHP'nin değil Kandil'in adayı demiş. Darbeci zihniyet demiş babasından ötürü. Şimdi birine yolsuz ve hırsız demiş. Birine sahte senet kaçakçısı demiş. Birine de terörist demiş. Şimdi ya bu cümleleri ettikten sonra ben bu üç başkanla oturmam. Nasıl devam mı etsin bunları söylemek? O zaman bu cümleleri hayır, sarf etmezdim. Hayır sonuçta bak onu söylersin. Tam, size bir derdimi anlatayım. Ben bu cümleleri sarf etmezdim. Ben yarın seçildikten sonra bu insanlarla devlet ilişkileri gereği karşı karşıya geleceğimi bilerek seçimden önce bu cümleleri sarf etmezdi. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanlığının tarafsız bir bakan olduğunun nasıl ekmek su kadar acil ve öncelikli bir mesele olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı seçimlerden önce bu üç belediye başkanının yolsuz olduğunu ispatlayın. Bak az önce Merve ne dedi? Vakıflar dedi. Evet. Yolsuz demiş. Hırsız demiş Ekrem İmamoğlu hakkında. Sahte senet kaçakçısı demiş. Kandil'in adayı demiş. Ama öyle demiyor burada konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı. Mesela şöyle bir cümle kurmuş. Tam olarak onu söyleyeyim. Terör örgütleriyle hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızdan birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum demiş. Demek ki değilmiş yolsuz bunlar. Demek ki bunlar hırsız değilmiş. Hayır, demek ki bunlar izin ver. Demek ki bunlar terör örgütleriyle bağ olmayan insanlarmış ki Cumhurbaşkanı onlarla oturmaktan ifade ettiği üzere memnuniyet duyuyormuş. Şimdi ne oldu? Tunç Soyer hani Kandil'in adayıydı, hani darbeci zihniyetti, hani Ekrem İmamoğlu Sisi'ydi, hani Mansur Yavaş sahte senet kaçakçısıydı. Cumhurbaşkanı bu cümleleri sarf ederken bunların hukuki sonucu olacağını bilmiyorum. Bunlar hukuki sonuçlar doğurur. Bunlar yargılanırlar insanlar bu suçlardan, ağır yargılanırlar. Bir siyasetçi için bunlar ağır suçlardır. Ha yok, bunlarla ilgili hukuki sonuç doğurmayacaksa bu seçim kampanyasında olur denecek laflar mı bunlar? Bunların aynısını biri Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı deyince ceza alıyor. Oluyor mu şimdi? Cumhurbaşkanı rahatlıkla adaylara hırsız, yolsuz, senet kaçakçısı, terörist diyecek. Sonra seçimden sonra Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu görecek. Sonra başkanlarla oturacaklar. Şimdi buradan da sahiden Türkiye'nin rahatladığı sonucu mu çıkacak? Ben çok sizin kadar ama hazır değilim. Eğer dediğin gibi devam etsin. O günkü argümanları ki bunun seçim öncesi ortam olduğunu biliyoruz. Bak şimdi şunu söylemiyorum. O seviyede bu kadar yüksek dozda Türkiye'de siyaset kampanyası, seçim kampanyası yapılırken söylenen sözlerin bu kadar yüksek dozda olup olmamasını bir kenara koyuyorum. Seçim döneminde birbirleriyle tartışan, birbirlerini suçlayan, birbirlerini
halk önünde olumsuz bir figür haline getirip beni seç demeye çalışmaları ayrı bir şey. Ama bunun seçim sonrasında Cumhurbaşkanı da, aday değil bu arada. Bu arada Merve kaçırıyorsun. Bir dakika. Cumhurbaşkanı bir dakika, aday ya değil. Ya geleceğim oraya bak ben sen beni kesme dedim. Ben de size aynısını söyleyeceğim sana. Şimdi eğer bu seçim sonrasında da devam etse zaten bak bu ülke yaşanmaz bir hale gelir. Seçim bitmiş. Halk kararını vermiş. Ben bütün bunları söyledim ama yine de seçim halk bunu seçti. O zaman elini sıkarım devam ve devam etti. Devam etmedi seçimden sonra? Devam etti ve bunun Cumhurbaşkanı katıldı mı bunların içerisine? Nasıl ya katıldı daha mı? Dün İçişleri Bakanı peşmurde ederiz. Ben Cumhurbaşkanı kendisinden bahsediyorum. Az önce sen dedin ki Cumhurbaşkanı i̇şte Ekrem İmamoğlu görüşmemek için başkanları topladı dedin ya. Ama yani kalkıp da Ekrem İmamoğlu kendisini özel bir figür haline getirmeye kalkışırsa, çalışırsa tabii ki de Cumhurbaşkanlığı farklı bir pozisyon ve ona ben buradayım, sen de buradasın ve 30 kişinin içerisindesin. Evet özel bir pozisyonun var ama yine de 30 tane büyük şehrimiz var deme gereğini duyar. Ama bunun ötesinde o gerilimi devam ettirmek, eğer o sözlerinin devamının gelmesini istiyorsan bu gerilimin sonsuza kadar devam etmesi anlamına gelir. Biz seninle atıyorum bilek güreşi yaptık. Biz seninle atıyorum basketbol oynadık. Ardından sen kazandın, ben kazandım. Bunun bu kavganın devam etmesini mi istersin? Yoksa el sıkışık, bravo, ben iyi oynadın. Bravo, iyi oynadın. Bundan sonra yolumuza beraber devam edelim. 5 yıl boyunca. Ben Cumhurbaşkanı tarafsız olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanı tarafsızlığı ayrı mesele. Bu sistemin nasıl içerisinde. Nasıl ayrı mesele? Bu soru bundan kaynaklanıyor zaten. Bak bu sistemde aynı şekilde tıpkı belediye başkanı. Ben bir soru sorabilir miyim? Yani Cumhurbaşkanı tarafsız olmadığı için sorunlar çıkıyor zaten. Tıpkı sevgisi yerel seçimlerde CHP'nin büyük şehirlerde daha önce AK Parti'nin aldığı yerleri kazanması gibi Cumhurbaşkanlığı sistemi de halk tarafından seçildi. Sen diyebilirsin ki hayır bu olmamalı istemiyorum ama o da bir seçimdi ve halk orada da kararını verdi. Burada diyorsak ki eğer el sıkışalım ve devam edelim orada da halkın kararına saygı duymak zorundayız. Öyle mi? Cumhurbaşkanı seçim dönemi terörist diyecek. Cumhurbaşkanı seçim dönemi hırsız diyecek. Cumhurbaşkanı seçim dönemi yolsuz diyecek. Seçim bitecek. Cumhurbaşkanının ve devletin bütün baskısına rağmen seçilmeyi başaran insanlar belediye başına geldiğinde gelin barışalım denilecek. Öyle mi olacak bu? Bu demokrasi mi olacak şimdi? Ya bütün bu belediye başkanları. Ekrem tut Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na işte bu belediye başkanlarından Mansur Yavaş. Sen çıkarıp gelmişsin bütün sözleri de herkes farklı karşılıklı olarak birbirlerine söyledi. Mansur Yavaş seçim kampanya sırasında davalık oldu ya. Mansur Yavaş seçim kampanyasında hakkında dava açıldı. Çek senet meselesi var işte. Peki, o yüzden değil mi? Diğerini söyleyeyim olur mu? Peki. Söyle ama başlayalım. Erdoğan abi geçelim. Mansur Yavaş seçim kampanyasında dava açıldı. Ekrem İmamoğlu valiye bir söz söyledi iddiasıyla daha kampanya sürerken Cumhurbaşkanı tarafından seçimden sonra görevinden alınır diye de bir de ihtar edildi. Hatta Hayati Yazıcı kendisine olur mu Sayın Cumhurbaşkanı dediğinde tepki gösterdi. Tunç Soyer zaten PKK'lı ilan edildi. Gitti İzmir'de dedi ki bu CHP'nin adayı değil dağın adayı. Ha şimdi siz seçim dönemi olacak. Yani o terörist bu yolsuz bu hırsız diyeceksiniz. Seçimden sonra ama canım gerginlik. Ya zaten Cumhurbaşkanı bunlar kazanmasın diye yaptı bunları. Bunlar zaten devletin bütün baskısına rağmen kazandılar. Halkın oyuyla kazandılar. Ha Cumhurbaşkanı inkar edecekmiş. Ya derse kendi bilir. Yani nasıl Türkiye'nin. İnkar edecekmiş anladım. Hayır bunlarla görüşmeyecekmiş. Bunları yok sayacakmış. Kendi bilir yani. Bu insanlar Türkiye'nin hayır, yok başkenti işte, en büyük şehirleri. Halk bunları seçti o zaman bunlarla devam edeceğim diyor. Beğenir beğenmez. Onaylar onaylamaz. İsmail Bey. Bazen eski moda dönüyorsunuz. Size katılmıyorum diye böyle gene bir iş yaptınız. Ben demin dedim ki. Ben size bir şey demedim hocam ya. Daha ben konuşmadım. Bir dakika dur. Bir dakika. Ben sizi bile isterseniz hocam. Ama şöyle hocam bakayım. Ben de eleştirilerimi koyayım ondan sonra ben söyleyeyim. Ben kendi konuşmamda dedim ki siyaset hocam ben sizi hiç kastetmedim. Baştan söyleyeyim. Sizi hiç kastetmedim. Ya o zaman niye böyle size katılmıyorum diye. Ben siz derken hanımefendiyle konuştuğu için. Vallahi çok alındansınız. Ben gerçekten sizi kastetmedim. Algılık falan ekran dili başka bir şey. Ben kendi turumda... İlla siz alınacaksınız yani. Yok alınmak değil. Ya size katılmıyorum diyeceğim. Sizi demedim, sizi kastetmedim. Hocam sizi saygı ifadesi olarak Şebnem'e Şebnem'i ifade etti. Sen dememek için. O zaman şöyle söz geçti orayı teyit edeyim. Ben kendi turumda söylediğim sözü tekrar etmek istiyorum. Ben dün dündür, bugün bugündür anlayıştan siyasetin kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Yani siz Mansur Yavaş'tan aktardınız ya, oradan yola çıkarak da söyledim. Yani ya Cumhurbaşkanı bize seçilmeden önce böyle böyle söyledi ama artık yapacak bir şey yok. Hayır. Cumhurbaşkanı da, muhalefet de, iktidar da seçim döneminde her şey söylenir tırnak içerisinde. Her türlü söz söylenir. Kültüründen vazgeçmesi gerekiyor. Maalesef Türkiye'de bu bugünün meselesi değil. 100 yıllık siyasette seçim döneminde her türlü söz söylemek mübah kabul edilmiş. Her türlü söz söylemek siyasetin
kültüründen, ahlakından kabul edilmiş. Bence bundan vazgeçmemiz gerekir. Burada eleştiriyi bence çift yönlü yapmamız gerekir. Hem Cumhurbaşkanı seçimden önce, işte siz söylediniz, tek tek tekrar etmeye gerek yok. Yani Mansur Yavaş'la ilgili... Hocam niye siz diyorsunuz? Yok, işaret ettim ama Mansur Yavaş'la ilgili, Tunç Soyer'le ilgili, Kerim İmamoğlu'nun söyledikleri sözleri bence söylememesi gerekirdi. Ama iki şey bir arada söyleyelim. Bu kavganın sürmemesi gerekir. Onun için Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da yaptığı toplantı bence güzel bir şey. Ama sadece bunu söylemek doğru değil. Seçim kampanyasında da belden aşağı vurmalar, hukuka dayanmayan sözleri söylemelerinde olabildiğince bence vazgeçilmesi gerekir. Erol abi insaf edin. Cumhurbaşkanı'yla kimse eşit konumda değildi. Cumhurbaşkanı muhatap Kılıçdaroğlu. Yani ortada belediye başkanlarının Sayın Cumhurbaşkanı söylediği bir söz de yok. Zaten korkuyorlar, bir şey diyemiyorlar. Yani birine diyorsun dava geliyor. Öbürüne diyorsun seçilirsen de seni yargılayacağım, düşüreceğim diyorsunuz. İnsaf edin diye niye dedin? Ben ne söylüyorum? Size dedim. Burada sizi eleştirdim. Ne söylüyorum ben burada? Çünkü seçim dönemlerinde dediniz ya atışmalar olur. Bunlar denk değil diyorum ben. Bir şey demedim ki İsmail Bey. Allah aşkına bir dinleyin tekrar ya. Şuvara gidelim tekrar oynatalım. Diyorum hayır, ki seçim... eleştiriyorum diyor ya, tam onu söylüyorum. Seçim döneminde bu işler olur kültüründen hayır, vazgeçmemiz gerekiyor. Öyle. İsmail Bey. Hayır. Türkçe konuşuyorum. Lazer bilmiyorum, onu da konuşacağım da. Özür dilerim. Bakın, Allah Allah. Az önce dediniz ki yani bunu eleştirirken tamam burayı da söylediniz zaten. Bunlardan vazgeçmek gerekir ama özel hayat bilmem ne miting meydanlarında bunlar denildi. Ben iktidara yönelten eleştirileri kastettiğinizi anladım. Yanlış hayır anladım. Hayır. Ya bir ön yargısız dinleyin, rahat olun. Ya bir ön yargısız dinleyin, rahat olun. Şimdi demin bir ufak düzeltme yapalım. Recep Tayyip Erdoğan 94'te belediye başkanı olduktan sonra işçi çıkarmadığını söyledim. İsmail bir düzeltme yaptı. Orada ben kaynağı söyledim. Tam. Ben kaynağı söyledim. Ya bir dur hacı. Hacı bir dur. Ben de bu arada kaynaklara baktım. Evet, Suser'den 1200 işçi çıkarılmış. Yani o teyit için söylüyorum. Suser daha sonra kapatılmış. Kapatılması sebebiyle 1200 işçinin işine son verilmiş. Hızlı baktım kaynaklara. Bu işlerin bir kısmı ne kadar olduğunu bilmiyorum. Belki 50-100 tane, belki daha da az veya daha çok da olabilir. Tekrar belediyenin başka birimlerine yerleştirilmiş ama İsmail Bey teyit için, kendi bilgimi düzeltmek için söylüyorum. 1200 kişi Suser'den süre kapatılmak suretiyle çıkarılmış. Ufak bir şey, Büyükşehir konuşuldu. Merve Hanım konuştu. İki vurgu yapacağım. Birincisi şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin televizyon logosu evet değiştirilebilir ama bu logonun gerçekten İstanbul'a layık bir logo olması. Emeli Gökçek Ankara'yı değiştirmiş. Hayır, her logo değiştirilebilir. Ama bu logonun İstanbul'a layık olması gerekir. İki problem var orada. Bir tane, İstanbul logosu gerçekten çok güzel. Televizyon kanalı için mevcut logo stilize edilebilirdi, estetize edilebilirdi belki bir problem varsa. Bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir biriminde bir çalıntı veya telif hakkı ödenmiş bile olsa hazır bir logonun kullanılmaması gerekir. Şu anda İBB TV için seçilen logo gördüğüm kadarıyla Ukraynalı bir sanatçının muhtemelen imaj banklardan alınan, yani herkesin girip alabildiği bir banktan seçilmiş bir logo gibi gözüküyor. Bu da çok şık şeyler değil. Değil yani tabii. Bu Türkiye'deki herhangi bir ilçe için olabilir. Ama İstanbul gibi bir metropol için, dünya başkenti bir şehrin logosu için veya televizyon logosu için de doğrudan çizimin olması gerekiyor. Bence bunun ihtiyaç bile yoktu yani. Niye değiştirmek? Evet, kalsın. İşte bu kadar evet, iş içerisinde neden buna zaman ayrıldı? Değiştirilmesi de o kadar abes değil ki. Oraya birileri gelmiş, bilmiyorum kim ama değiştirebilirler. Ya ama orada, bütün bu kadar iş içerisinde neden bunu yaparsa ki İBB TV'den de bir sürü insan çıkarıldı. İBB TV yönetenler başkaları. Onlar karar vermiş, değiştirmiş. Çoğun cümle. Barış fena eleştirecek. Yok, çünkü reklam da var arada. Barış'tan alacağım vardı. Onu alıyorum Barış Bey'den. Ajans sektöründe şöyle bir şey vardır. Ajans sektöründe bir firma hemen firmaya giderseniz ilk söyledikleri şey şudur. Bu tecrübesiz bir ajans ahlakıdır. Efendim logonuzu değiştirelim. Muhtemelen Büyükşehir'de böyle bir sorun yaşanmış olabilir. Efendim logoyu muhtemelen, değiştirelim. Tahmin devli, ama. Devli sabık değil de önceki yönetimle ilişki kesmenin yönteminden bir tanesidir bu. Yani parti devraldığınızda... Ya kimsenin izlemediği İBB TV'den mi yapacak? Olur, ben meslektaşlarımı savunuyorum. Ama bence çok ciddi çok bir sen bu. İBB TV'yi yöneten kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan en son bu kadar kritik bir konuda kimlikle alakalı bir şey, sonuçta kanalın kimliğiyle alakalı bir şey, izin almamış mıdır, onay almamış mıdır? Peki müsaade edin. Reklama mı giriyoruz? Şöyle, her zaman bu kadar nazik olmam ama sen izin verirsen reklama geçeceğim. O zaman bir cümle söyleyeyim sonra senin reklama girelim. Senin bir cümlem 30 saniye sürmez. 30 saniye. Peki. Ben 1988'de liseyi okumak için İstanbul'a geldiğimde belediye başkanı Nurettin Sözen'di sanırım. Ya da 89'da seçildi. O zaman İstanbul'un amblemi, logosu güldü. Laleydi, özür dilerim. Laleydi. Sözen döneminde de laleydi.
Sonra birden bu altı minareli cami geldi. Reklamdan sonra konuşuruz. Peki. Kısa bir reklam arası ardından tekrar karşınızda olacağız. Gündem maddelerinden biri Beştepe'de yapılan büyükşehirler belediyelerini, belediye başkanlarının davet edildiği toplantıydı. Ama öyle ya da böyle sadece İstanbul konuşuldu. En azından kamuoyunun gündeminde. Geçtiğimiz turda da bu konuşuldu. Söz Barış'ı arkadaşla. Evet. Barış önce, herhalde çok madde var sıralayacak. Önce bir şey söyleyeyim. İBB'nin logosu değişmedi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin logosu değişmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin televizyonunun logosu değişti. Öyle dedik. Zaten öyle konuştuk. Yok, hayır ben size yönelik söylemiyorum. Tamam, izleyici için altını çiziyoruz. Şimdi reklam arasından kaçıran izleyicilerimiz olabilir, yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şahsında saraydaki toplantı konuşuluyor. Bir, ben Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının sarayın daveti üzerine o toplantıya katılmalarını doğru bulmuyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydım o toplantıya katılmazdım. Partim bana git deseydi giderdim ama şerhlerimi de siyasi şerhlerimi niye? Tayyip Erdoğan olduğu için mi? Yani siyasete karşı. Tayyip Erdoğan olduğu için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı. Tayyip Erdoğan davet partili ediyor. Cumhurbaşkanı olduğu için o toplantının hem doğru olmadığını düşünürdüm. Anlatacağım. Hem de çok özür dilerim ama şunu söyleyeceğim. Elbette ki tartışılır, konuşulur ama yürürlükteki anayasa böyle. Tamam, yürürlükteki anayasa öyle. Benim de toplantıya katılmam hakkım var. Devam et lütfen. Basit. Demokraside katılmak kadar katılmamak da bir haktır. Şimdi bir, siyasetçi kimliğimle söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sarayın inşa edildiği ilk günden bugüne koyduğu tavır ortada. Bu sarayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemediği hiçbir şey kalmadı. Ben 3 yıl milletvekilliği yaptım. En az 15 davetiye geldi saraydan. 29 Ekim kutlaması için, 30 Ağustos kutlaması için, 23 Nisan için, 19 Mayıs için, resepsiyonlar için, farklı etkinlikler için hiçbirine katılmadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı saraya hiçbir koşulda gitmemekti. Sayın Genel Başkan sadece bir kez o alçak darbe girişiminin ardından 15 Temmuz'da gitti. Onu da bu bir devlet meselesidir diye gerekçelendirdi ki olağanüstü bir durumdu. Peki ne değişti de bizim 11 belediye başkanımız sarayın davetine gittiler, katıldılar? Yani Cumhuriyet Halk Partisi burada bir siyasi pozisyon mu değiştirdi? Bundan sonra milletvekilleri de mesela gidecek mi? Gidecekse bunun gerekçelerini de siyaseten açıklamak zorundasın. Yok, gitmeyecekse belediye başkanları niye gitti? İki, eleştirilerimi dile getireceğim. Belediye başkanlarımızın tamamı Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atanmasına karşı çıktı haklı olarak. Onlarla aynı fikirdeyim. Ama dün yapılan toplantıda oraya 3 vali geldi. Mardinlilerin, Diyarbakırlıların, Vanlıların oy vermediği 3 vali belediye başkanı olarak orada oturdu. Şimdi bir siyasi partinin tutarlı olması gerekir. Siyaset, efendim ben sorunları çözeceğim diye önünüze konulan her teklife evet demek değildir. Eğer o toplantıya çok zoraki sosyal konumunuzdan dolayı, siyasi konumunuzdan dolayı katılmak zorundaysanız, partinizin sözcüsü ya da belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcısı çıkar, bir açıklama yapar, der ki bir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Bir kişinin hem bir partinin genel başkanı hem cumhurbaşkanı olmasını doğru bulmuyoruz. Kayyum atanmasını doğru bulmuyoruz. Kayyum atanan belediyelerin yerine valilerin bu toplantıya çağrılmasını doğru bulmuyoruz der. Eleştirilerini sıralar, şerhini düşer. Biz bu şerhler altında bu toplantıya katılıyoruz da diyebilir. Şimdi orada bizim seçilmiş belediye başkanlarıyla haksız bir şekilde koltuğa atanmış valiler yan yana oturdular. Artı daha tehlikeli bir şey oldu orada. Şimdi kulağa çok hoş geliyor. O özlenen tablo, aman Allah'ım gerginlik bitsin,
kucaklaşalım, kelebekler uçuşsun, birbirimizi sevelim. Bunlar güzel laflar. Ama siyasetçi attığı her bir adımın sonrasında düşünmek zorundadır. Şimdi orada ne yapıldı? Sayın Erdoğan, aynı zamanda bir partinin genel başkanı, diyor ki bir komisyon kurun. 3 bakan olsun, 3 AKP'li belediye başkanı olsun, 3 de CHP'li belediye başkanı olsun. E bu komisyon ne yapacak? Belediyeler yasasını hazırlayacak. Belediyelere ilişkin yasa taslağı hazırlayacak. E hani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar sadece icracı olacaktı ve bunlar meclis tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanacaktı? Şimdi burada bir tehlike var. Burada sarayın siyasi vesayetinin belediyeler üzerinde kurulması, tahakkümü ve meclise bir anlamda saraydan talimat verilmesi var. Arkadaşlar, tamam birbirimizi sevelim, kelebekler uçuşsun falan, gerginlik bitsin ama demokrasi böyle bir şey değil. Bizim belediye başkanları giderken şerhlerini düşmek zorundaydılar. Böyle siyaset olmaz. Ben bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu yanlış buluyorum. Bunu katıldığım tüm televizyon programlarına da söylüyorum. En baştaki soruya dönelim. Milletvekilleri gidecek mi bundan sonra saraya? Gidecekse niye gidecek? E gitmeyecekse biz düne kadar niye gitmedik? Burada bir siyasi gri alan var. Ha, gelelim işin perde arkasına. O belediye başkanlarının oraya gönderilmesi bu Türkiye İttifakı çalışmaları doğrultusunda mıdır? O başka, onu bilemem. Ama Şebnem'in söylediği bir şeyi de önemsiyorum. Türkiye İttifakı'nın diğer tarafı CHP mi o zaman? İşte bilmiyorum, onu soruyorum ben de. Burada bir sıradanlaştırma var ve Cumhurbaşkanı orada siyaseten bir güç gösterisi yaptı. Yetkiler benim elinde, devlet benim dedi. Yetkiler onun elinde ama. Onun elinde ama ha. Şimdi ne diyordu AKP kurulduğunda 2002'de, 2003'te, 2004'te? Güç merkezde toplanmayacak, yerel yönetimler güçlendirilecek. Şimdi nereye geldik? Atanmış bakanlar seçilmiş belediye başkanlarıyla komisyonda olacak. Arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Bu olmaz, bu yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda yanlış yapıyor. İki, Sayın Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı kimliğiyle mi davet etti? Cumhurbaşkanı kimliğiyle mi davet etti onu bilmiyoruz. Diyelim ki Cumhurbaşkanı kimliğiyle davet etti. E peki orada davet ettiğiniz misafirlere devri sabık yaratmayın, ben geldim araçla uğraşmadım, insanla uğraşmadım deyip böyle göndermeler yapması da şık olmadı. Ayrıca bu sözler tarihsel gerçekliğe de uymuyor. Neden? Bugün Miyase İlknur'un Cumhuriyet'teki haberinde de var. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, 1994 özür dilerim, belediye başkanı seçildikten sonra İston'da 139, Metro AŞ'de 45, Suser'de 1200 kişinin işine son verildi. Yine 48 Büyükşehir Belediyesi bürokratı, bugünkü adıyla Sancaktepe olan, o günkü adıyla Sarıgazi olan bir şantiyeye sürgüne yollandı. Darül Aceze'nin başkanı 84 yaşındaki Cahit Önder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları marifetiyle makamından zoraki çıkartıldı. Yüzlerce memur bugünkü adıyla mobbinge, o günkü adıyla psikolojik baskıya maruz kaldı. Sayın Erdoğan'ın ben arabayla, insanla uğraşmadım sözleri ne yazık ki doğru değil. Karacaahmet. Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Bunlar notlarımda var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın güncel tartışmalara gelirsek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda biz hiç kimseyi işsiz bırakmadık sözü ne yazık ki doğru değil. Neden doğru değil? Bakın bu ülkede 20 Mayıs 2016 tarihinden bu yana tam 140 bin kişi kanun hükmünde kararname ile adeta bir sosyal ölüye dönüştürüldü. Kanun hükmünde kararname gibi hiçbir yasal geçerliliği olmayan bir idari kararla 140 bin insan açlığa, ölüme, işsizliğe terk edildi. Ve bu sadece bu insanlar değil, aileleri de çok ağır bir şekilde cezalandırıldı. Bu kişiler gerek komisyondan, gerek mahkemelerden 3 yıl sonunda alabildikleri beraat ya da takipsizlik kararları sonucu
hala işlerine dönemiyorlar. O yüzden bütün bunları unutup bir anda sevgi kelebekleri uçuşsun, birbirimizi sevelim, aman kucaklaşalım falan deyip gerçeklerin üstünü örtmeyi de doğru bulmuyorum. Bu komisyonların falan kurulmasının altyapısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belirlenecekmiş. Olmaz böyle bir şey. Ne yapacak şimdi belediye başkanları? Arkadaşlar, belediye başkanları meclise yasa gönderecek. Ya bu bizim ne kanunlarımızda var, ne teamülümüzde var. Belediye başkanının muhatabı bugünkü konumuyla yönetim anlamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Kendi partisidir. Ama belediye mesela başkanı, sporda şiddetle ilgili yasa kulüp başkanlarıyla birlikte hazırlanmıştı. O da yanlış. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gider kulüp başkanları, başka sivil toplum örgütleri, dernekler bu tekliflerini iletirler. Ama bunların tamamı tepeden gelmeye başladığında bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemin de ruhuna aykırı olur. Hatırlayın, ne demişlerdi? Bakanlar sadece icraat yapacak. E şimdi bakan meclise yasa dayatacak. Bakan diyecek ki belediyeler, büyük şehirler şöyle yönetilsin. Arkadaş, sen seçilmiş bir kişi değilsin, atanmış bir kişisin. Hangi kanunun çıkarılacağına kim karar verir? Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verir. Ama her şey artık birbirine karıştığı için, kurallar ortadan kalktığı için, Türkiye Büyük Millet Meclisi tasfiye edildiği, anlamsızlaştırıldığı, yetkisizleştirildiği için dünkü toplantıyla birlikte o toplantıda ortaya çıkan tablo bir demokrasi manzarasıymış gibi anlatılıyor. Bu yanlış, bu olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman çıkıp şunu mu diyecek? Ben tamam, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemin her türlü antidemokratik uygulamasına onay veriyorum. O noktaya geldik. O noktaya geldi. Bakın, bunun acısını bugün görmüyoruz. Bugün herkes birbirine aman ne güzel oldu, Türkiye'nin özlediği tablo falan diye anlatıyor ama yarın bunun acılarını görürüz. Yarın saray başka kanunlar dayatır. Bakanlar başka kanunlar dayatır. Bu olmaz. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir siyasi şerh koymadan, hiçbir tarihsel not düşmeden, hiçbir eleştiri getirmeden tek bir telefon üzerine koşa koşa saraya gitmesi, orada belediye başkanlarının adeta hazır ola geçmesi beni rahatsız ediyor. Hem bir yurttaş olarak rahatsız ediyor, hem bir siyasetçi olarak rahatsız ediyor, hem de demokratik parlamenter rejime inanan bir eski milletvekili olarak rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanı belediye başkanlarını toplayamaz mı? Toplar. Ama ne zaman toplar? Partili cumhurbaşkanı olmadığında toplar. Abdullah Gül davet etseydi bu eleştirilerde bulunmazdım. Ahmet Necdet Sezer davet etseydi bu eleştirilerde bulunmazdım. Sorun Sayın Erdoğan'ın kişiliğiyle ilgili bir sorun değil. Kurumsal bir eleştiri getiriyorum. E şimdi bizim belediye başkanlarımız başka bir partinin genel başkanının daveti üzerine, üstelik çok da eleştirdiğimiz ve bugüne kadar istisnanın dışında hiç gitmediğimiz saraya gittiler. E şimdi bakın, Sayın Genel Başkanımız saraya geçen hafta kaçak saray dedi. Kaçak saray dedi, değil mi? Dedi ki efendim, Danıştay seninle ilgili karar verdi, orası kaçak. Oranın kaçak olup olmadığını, Danıştay kararının uygulanıp uygulanmayacağını, hayata geçirip geçirilmeyeceğini kim denetleyecek? Mansur Yavaş. Öyle değil mi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. E şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Genel Başkanımızın kaçak dediği saraya gitti ve o toplantıya katıldı. Üstelik bir de komisyona girdi. Yani çok fazla konuşmak istemiyorum. Peki şu konuyu da konuşalım. Benim ama kısa bir Merve şey. Şunu da sorayım, üstüne de ekle. Ali Babacan'ın röportajını Karar'da okudun mu ve bu yeni siyaset gündemiyle ilgili neler söyleyeceksin? Tamam, çok kısa aslında bir eleştirim olacak. Eleştiri değil de ek olsun. Genel olarak hep dönüp dolaşıp aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geliyoruz. Bir Cumhurbaşkanı'nın sanki iki şapkası varmış gibi anlatılması, belki de bu sistemi henüz tam olarak kavrayamamaktan geliyor. Ahmet Necdet Sezer'in ya da Abdullah Gül'ün ya da Turgut Özal'ın
bir siyasi kimliği yok muydu? Vardı. Parti üyesi değiller. Cumhurbaşkanlığına çıktıkları zaman da bu değişmedi açıkçası. Şimdi bunu çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanı partinin genel başkanı olmasına rağmen, partili olmasına rağmen bu tarafta da görev ve yetkilerini normal bir şekilde kullanabilir. Şimdi bir belediye başkanını düşünün. İşte seçildi, CHP'den geldi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Bütün İstanbullulara hizmet etmeyecek mi? O şapkasını, CHP şapkasını bir kenara koyup İstanbul Büyükşehir'e tam anlamıyla hakim olacak. Belediye başkanının tarafsızlık yemini yok ama. Öyle bir anayasal zorunluluğu da yok. Ama Cumhurbaşkanı da bunu yapıyor. İstanbul Cumhurbaşkanının var ama. Olması demek aynı zamanda partili olmasının önünde engel değil. Dünyanın pek çok yerinde cumhurbaşkanlığı sistemleri zaten böyle bir partiden geliyor ve o anda partisinden kopmuyor. Bir partinin kopmuyor. Genel başkanı. Bak, bir partinin üyesi olmak başkadır. Genel başkan tamam, olmak başkadır. Tamam, şimdi başka bir şey söylüyorsun. Demin partili olmasını söylüyordun. İkisi hayır, yani sonuçta partili cumhurbaşkanı. İkisi de tartışılabilir. Yalnız şu kısma benim bir ufak bir eleştirim var. Şimdi daha önce zaten bakanlar ve valileri aslında görevlendiriyorlardı pek çok konuda. Yani atanmış olan valiler görevlendiriliyordu ama bazı konularda, örneğin kültür meselesi, İstanbul işte kültür başkenti ya da işte başka bir şehrin, atıyorum, Saraybosna ile yapılacak bir kardeşlik ya da işte turizm konusundaki konular ya da işte çevre dediğin konular, ormanla ilgili konular ya da işte gençlik ve sporla alakalı konular, bütün bunların hepsinin valiler üzerinden gerçekleşmesi, valinin büyük şehire aktarmasından ziyade burada bir ayrışmanın yapılması ve içişleri, güvenlik, savunma gibi konularda valiler üzerinden, ama öteki konularda, yani şehrin kendisini ilgilendiren konularda büyük şehirle doğrudan temaslarının olmasını ben yanlış bulmuyorum. En azından bu süreci hızlandıracak bir durum. O eskiden valiler devletin valisiydi ama. Şimdi? Şimdi bir partinin valisi. Peki. Ordu zaman... hayır, ordu valisinin Ekrem İmamoğlu'na karşı... Şimdi gazeteci karşı... şapkanlığı mı, siyasetçi efendim, şapkanlığı mı konuşuyorsun? Bak, ben bir vatandaş olarak... Eski milletvekili partili olarak konuşabilirim. Partili gazeteci kimliğinden söz ediyor Barış. Ben partili gazeteciyim. Yo, az evvel hayır, siyasetçi hayır. Kimliğimle ben konuşuyorum dediği ben bir şey söyleyeyim Merve. Için. Ben milletvekili olmadan, bak milletvekili olmadan önce, CHP üyesi olmadan önce de çıkıp açıkça Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğini söyleyen belki de Türkiye'deki 3-4 gazeteciden biriydim. Milletvekili de değildim, parti üyesi de değildim. Ben hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğimi saklamadım. Her zaman açıkça da konuştum. Türkiye'nin de en çok televizyona çıkan 2014 yılında milletvekili seçilmeden önce 3. gazetecisiydi. Birincisi Habertürk'te, ismini unuttum, bir dönem milletvekilliği de yaptı. Yılmaz Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Mehmet Metiner. Hayır canım, nereden çıkardın Mehmet Metiner'i? Anladım. Neyse. Evet. Üçüncü, bir dönem vekillik. Kısa dönem vekillik yaptı. Muhsin Kızılkaya. Değil. Evet, Muhsin Kızılkaya. İkincisi Mahmut Öbürdü, üçüncüsü de bendim. Ben her çıktığım programda da... Son iki kişinin karşılı olmasının acaba tesadüflaştığına bir tarafı var mı? Entelektüel merkezidir. Şimdi gazeteci partili olur. Gazeteci partili olduğunu da açıkça söyler. Dünyanın neresine gidersen git, gazetelerde yazı yazan, yorum yapan kişiler hangi partiyi desteklediklerini açıklarlar. Doğru olan da budur. O gazete ya da o televizyon da kimi desteklediğini açıklar. Şimdi benim kimliğim başka, Cumhurbaşkanı'nın başka. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda İçişleri Bakanı'na talimat verebiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı'na talimat verebiliyor. Yürütmenin başı. Yürütmenin başı olduğu için aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması da doğru değil. O zaman ne oluyor işte? Parti devlet partisine... Devlet de parti devletine dönüşmeye başlıyor. Tamam da işte bu başbakan... Bu demokrasi açısından tehlikeli bir şey. Yani bundan önceki sistemde de başbakan aynı şeyi yapıyordu. Başbakan partiliydi. Yapamıyordu. Ve başbakan genel... Nasıl yapamıyordu? Yapamıyordu. Cumhurbaşkanının görevi sadece veto edip etmeme, kendisine gelen yasaları uygulamak... Yani veto hayır, edip mesela etmemekti. Mesela başbakan muhalefeti ve diğer partileri bir araya getirip bir konuyu... konuşması. Öyle bir yetkisi yok. Sadece mecliste anayasa. Gitmemesi gerekirdi diyor. Şimdi ben bu da gitmem. Demek ki subjektif bir şey. Başbakan da aynısını yapabilir, davet edebilir. Bak, ve gitmeyebilirdi. Sayın Cumhurbaşkanı demek ki böyle milletvekiliyken bir defalarca ayrımsız bir şekilde hepimize davetiye yolladı. Hepimize. Kendisiyle mahkemelik olduğumuz dönemlerde bile. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza yolladı saraydayken. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tavrı vardı. Hayır kardeşim, biz saraya gitmiyoruz. Şimdi belediye başkanlarının
Gitmeme hakları vardı. Koymadan, sanki zaten bunu eleştirdin, koymadan, gitmemelilerdi hiçbir dedi. Hiçbir siyasi eleştiride bulunmadan, üstelik 3 kayyumla yan yana oturması beni rahatsız etti. Ben bir söz alıp konuyu değiştirebilir miyim? Demek ki bunu yapmama hakları var. Yani Cumhurbaşkanı bunu emretti. O yüzden mecburuz, gitmeliyiz değil. Bu bir tercih meselesi. İşte ortaklaşa karar vermişler. Merve, sen bunu eleştiriyorsun. Merve zaten kendi partisini değiştiriyor ya. Ben zaten kendi partisini Cumhurbaşkanı değiştirmiyor. Adam kendi partisini değiştirmiyor. Konudan hayır, Cumhurbaşkanı ama bak az evvel çok önemli. Belki de hepimizin yarası olan bir şeye değindim. Ben bir gazeteciyim ve siyasi kimliğimi hiçbir zaman saklamadım dedin. Bunu milletvekili olsan da olmasan da söylediğini söyledin. Evet, söyledim. Her zaman öyle bir şey yaşıyoruz ki, öyle bir şey yaşıyoruz ki, örneğin ben ya da işte AK Parti'yi desteklediği söylenen yazarları tırnak içinde yandaş gazeteci deniyor ve objektif olmamakla suçlanıyor. Aslında az evvel söylediğin şey tam da bunun ama Türkiye'de yaşanan Türkiye'deki bedeli ağırdır yani. Hayır, Türkiye'de yaşanan bir sorunun ortada olması. Gazeteler kimliklerini açıklar, televizyonlar evet, kimliklerini açıklar, gazetecilerin kendileri kimliklerini açıklar. Özellikle hele Amerika'da biz de, öyle. Hele biz de, hayır hele biz de ben yorumcuyum şahsen. Sahada gazetecilik yapan biri değilim. Köşe yazı ve yorum yapıyorum. Benden objektif olmam çok Amerika'da da fazla beklenemez. Var. Nasıl? Amerika araya magazin sokabilir miyim? Buyurun. Çok yeni bir karar var Amerika'da. Trump'ın kendisine tweet atanları engellemesi hak ihlali kabul edilmiş. Evet, hak ihlali. Bundan sonra engelleyemeyecek. Ama oradaki ifade özgürlüğü evet bitti. Ama toparla lütfen. Tamam, ifade özgürlüğü büyük bir tabu biliyorsunuz orada. Tamamen toparladım. Ama yani Türkiye'de gazetecilik yani sadece yandaş kavramı şunun bunun üzerinden son konuşulamaz bunun, artık. Son yani, dönemde bunun üzerinden konuşuyor. Hayır canım. O eksik kalır. Üzerinde de çok konuşuyor. Alın Özlem Albayrak'ın yaptığı son açıklamalara bir bakın. Bir gün onu da konuşalım. Evet, Ahmet Şık'a yapılanlara bakın. Sözcü, ne bileyim, sözcünün başına gelenler. Bak Cumhuriyetçiler. Yani birçok şey konuşuluyor. Cumhuriyetçiler beraat etti. Cumhuriyetçiler beraat etti. Bir yıldan fazla hapis yattılar. Ama 28 Ekim'de Sözcü'nün davası var. Ve belki de hapiste cezalandırılacak. Ali Babacan'a konuşmaya başlayalım. Konuyu da değiştireyim. Tamam. Konuyu değiştireceğim. Şimdi yarın bu arada siyasetten bence büyük bir gün olabilir. Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının yarın istifa etme ihtimali var. Yarın saat 11'de Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları bir basın açıklaması yapacaklar evet. Ankara'da. Önceki gün ve bugün biri dar biri geniş kapsamdaki toplantı yapıldı. Dün yapılan toplantıda, Ankara'daki toplantıda 12 kişi vardı. Ve burada nasıl hareket edelim diye tartıştılar. Bir kesim partiye savunma vermeyelim, kamuoyuna açıklama yapalım ve istifa edelim dedi. Bir kesim ise savunma yapalım ve süreci bekleyelim dedi. Bunun üzerine bugün Ankara'da bir toplantı daha yapıldı. Yine Sayın Davutoğlu'nun bürosunda. Ve 60 civarında insan katıldı buna. Benim öğrendiğim kadarıyla burada genel ya çok uzun süre yaklaşık 6 saat süren bir toplantı kesin olmamakla beraber yarın saat 11'de yapılacak basın açıklamasında ki Sayın Davutoğlu bir süredir bir metin hazırlamış. O metni kamuoyuna açıklayacaklar. Partiye savunma yapmaktansa kamuoyuna açıklama yapılacak. Bunun bir dönüm noktası olduğuna neden inanıyorsunuz İsmail Efendim? Nasıl bir dönüm noktası olabilir bu Türk siyasetinde? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ayrılığın başlangıcı artık. Yani erkene alınmış, erken doğumu yapılmış bir ayrılık olacak diye söylüyorum. Yani bugün Sayın Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Ondan önce Bülent Arınç yaptı. Ondan önce Sayın Erdoğan yaptı. Bugün itibariyle, yarın itibariyle eğer genel tahmin benim Sayın Davutoğlu çevresinden edindiğim izlenim, partiye savunma yolu benimsenmeyecek. Partiye savunma yapma yolu benimsenmeyecek. Kamuoyuna bir açıklama yapılacak. Ve bu açıklamanın sonunda istifa etmek, istifa da ihtimal dahilinde, Davutoğlu ve arkadaşları yarın istifa edeceklerini açıklayabilirler. Bu da Kasım ayında, Davutoğlu ve arkadaşlarının bir partileşmeye gitme sonucunu doğurabilir. Daha erkene alabilirler. Nihayet Babacan geçen yaptığı açıklamada Aralık ayı çıkmadan partilerini oluşturacaklarını söylemişlerdi. İhtimal bu açıklama ve Davutoğlu'nun alacağı pozisyon onu erkene çekmiş olabilir. İlginçtir, Adalet ve Kalkınma Partisi bu hazırlığı aslında daha önceden yapmış.
Şimdi elimizde Davutoğlu'na yöneltilen suçlamaların tebligatı var. Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekili, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı. O Sayın Davutoğlu'nun hangi tarihte itibaren? 2019 yılının Nisan ayından itibaren yaptığı çeşitli açıklamaları ve bu açıklamalarda iktidar partisinin eleştirilerini alt alta koyduktan sonra şununla suçlamış kendisini. Parti yöneticileri, üyeleri ve parti düzeltkişileri hakkında basın yayın araçlarıyla kamuoyunda gerçek dışı haber yapmak, iftira, hakaret, karalama ve küçük düşürücü beyanlarda bulunmak. Bu suçlamayla partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişler. Zannedersem bu suçlamayı, bu suçlamaya ilişkin yarın yapacakları açıklamada biz partimizin görüşlerini dile getirdik, biz bir suç işlemedik, partinin görüşlerini ifade etmekten ötürü cezalandırılamayız diyecekler. Bir ilginç durum da şu, ihracı istenenlerden eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'a gönderilen tebligatta, tebligatın tarihi 5 Eylül diye geçiyor ama suç olarak gösterilen açıklamalar ise 8 ve 9 Eylül'de. Bu da aslında eğer orada maddi hata yoksa, ki olacağını zannetmiyorum çünkü Ahmet Davutoğlu'na gönderilen tebligattaki tarih de 5 Eylül. Aynı tarihte hazırlanmışlar ama nasıl olmuşsa Selçuk Özdağ'a gönderilen evrakta 8-9 Eylül tarihli açıklamaları da yer alıyor. Bu da apar topar bir hazırlığın yaptığını, evrakların bile bence özensiz hazırlandığını eklenmiş olabilir. Çünkü şey, çok kısa bir ekleme yapacağım. Sosyal medyada özellikle hani Ahmet Davutoğlu ekibinin başladığı görülüyor, farkındasınızdır da. Hem evet, bir tane kurumsal hesap ya da kurumsal diyebileceğim sosyal medyaya özgü bir hesap açılmış ve Ahmet Davutoğlu'nun şu söylediğini demek suç vesaire, evet, diyerek bir, evet, tane var ve özellikle Selçuk Özdağ bu konuda çok fazla tweet atıyor. Evet. Çok uzunca bir süredir. Evet. Hani hatta belki de en çok bu konuda konuşan isimlerden biri diyebiliriz. O yüzden belki sonradan eklenmiş olabilir. Olabilir. Yani sonuç olarak bu arada tabii 6 kişi basın açıklamasını yapacaklar yarın. Yani 4 milletvekili, 2 il başkanı, Ankara ve İstanbul il başkanları ve yarın bir siyasi yol ayrılığının ilk kurumsal ilanı yarın yapılmış olabilir. O zaman bir bilgi de ben vereyim. Ankara'dan bir dostum yazmış. Yarını belki beklemeye bile gerek kalmayacak. Bu gece de çıkabilir. Davutoğlu ile ilgili değil. Programın başında Bülent Arınç mevzusunu konuşmuştuk. Bülent Arınç'ın bugün Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep ettiği, randevu alamaması üzerine de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ettiği yönünde bir iddia var. Belki de Türkiye ilk kez duyacak bunu. Kaynağını sormadım tabii ama. Ankaralı bir meslektaşımız mı? Siyasetçi diyelim. Hı hı. Şimdi yazmış WhatsApp'tan, şimdi gördüm. Siyasetçi gazeteci mi? Yok, siyasetçi, sadece siyasetçi. AK Parti'ye mi yakın, CHP'ye mi yakın? AK Parti'ye yakın. Tamam. AK Parti'ye yakın bir siyasetçi. Zaten söyleme sahip, bizim AKP ile ilgili aldığımız bilgilerin tümü eski milletvekillerinden ya da uçakta karşılaştığımız yeni, şimdi yenileri de başını belaya sokmayalım onların da. Neden diyeceksiniz? Davutoğlu'nun tweetini retweet etmek AKP'de ihraç gerekçesi haline geldi. Davutoğlu trolleri eleştirdiği için partiden atılıyor. Bu aslında AKP'nin yeni dönemde ve bundan sonraki dönemde izleyeceği siyaseti de bir tane gösterim. Bu cümlesini açıklık getirmek istiyorum. Davutoğlu'nun ihraç maddelerinden birini söyleyeyim. Gerçekten ilginç geldi bana. Elazığ'da 30 Haziran 2019'da yaptığı konuşmada şöyle demiş. AK Parti bir takım troll örgütlerinin etkisi altına girmişse soru sorması gereken biz, cevap vermesi gereken partiyi bu gruplara teslim edenlerdir. Troll meselesiyle ilgili açıklaması ihraç konusu haline gelmiş. Ya da ya parti bir troll hareketinin etkisi, evet, altına girmişse 23 Haziran 23 Ağustos'ta Sakarya'da yaptığı konuşmada kimse ümmeti tek eline alamaz. Kimse bu ümmet benim partimin tek elindedir diyemez açıklamasıyla Sayın Erdoğan eleştirmiş. Dolayısıyla mesela terör örgütleriyle mücadele eden defterler açılırsa birçok insan içine çıkamaz. Burada tartıştık bu konuyu. Bu ve benzeri bütün yarın AKP için zor bir gün olacak bence. Önüne suçlama konusu olarak konmuş. Yarın eğer gece yarısı bir şey değişmezse, yarın benim tahminim ve kanaatim o ki Davutoğlu ve arkadaşları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifalarını açıklayacaklar. Arınç'ın istifası da eğer netleşirse, Yüksek İstişare Kurulu'ndan
İstifası da eğer netleşirse yani bilmiyorum, bayağı bir siyasi çalkantı olacak demek. Tekrar söz vermek için biraz hızlı hareket ediyorum. Merve, müsaade et. Erol Bey'e söz vereyim. Özdağ'ın aynı zamanda 40 milletvekiliyle görüştükleri iddiası da vardı benim okuduğum kadarıyla. Bu çerçevede ne bekliyorsunuz mesela? Davutoğlu'ndan başladı. Aslında evet. Sonunda Babacan'ı konuşmak istiyorum. O yüzden mümkün olduğunca kısa yapın yorumları, tekrar geleceğim. AK Parti'nin sosyolojik karşılığının azalıp azalmamasına bağlı olarak bence önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sadece Ahmet Davutoğlu değil, sadece Ali Babacan değil, bence başka parti kurma girişimlerine de şahit olabiliriz. Önce bunun altını çizeyim. Araştırmacı olduğunuz için şu soruyu soruyorum. AK Parti'nin sosyolojik karşılığı sizin sahada yaptığınız anketlerde konuştuğunuz insanlar mı? Bu mu demek tam olarak? Yani siyasi karşılığın dışında sosyolojik karşılık daha geniş bir karşılıktır. Siyasi karşılık oy vermektir. Hı hı. Ama sosyolojik karşılık karşıtlığı da ölçmemiz gerekir, taraftarlığı da ölçmemiz gerekir. O partiye gösterilen hoşgörüyü de ölçmemiz gerekir. Partiyi hiçbir şekilde bırakmayacak seçmen kitlesini de ölçmemiz gerekir. Belki de ittifak eşiklerini de ölçmemiz gerekir. Dolayısıyla sosyolojik karşılık daha önemlidir. Mesela hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi karşılığı daha düşükken sosyolojik karşılığı daha geniştir. Onu kastediyorum. Burada Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağı çok önemlidir. Hem Ali Babacan'ın girişimiyle ilgili, hem de Davutoğlu'nun girişimiyle ilgili, hem de bundan sonra kurulması muhtemel başka siyasi partiler veya girişimlerle ilgili kastediyorum. Ali Babacan'ın Karar Gazetesi'ne verdiği söyleşiyi hemen hemen baştan aşağıya kadar okudum. Çok tipik bir iletişim taktiği benimsemiş. O da şu: mesela Suriyeliler meselesi, göçmenler meselesi, mesela Kürt meselesi, birçok tartışmalı konuya çok girmeden daha genel konular üzerinden bir mesaj vermeyi denemiş. Bunu başlangıç olarak başarılı görüyorum. Bazıları eleştiriyorlar. Yani temel konularla ilgili hiçbir şey konuşmamış diye eleştiriyorlar. Ama ben bunu bir başarılı taktik olarak görüyorum. Çünkü burada Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan karşılaştırması yaparsak şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Ahmet Davutoğlu başından itibaren çok sert konulara girdi. Geçmiş konulardı bunlar. Dolayısıyla geçmiş konulara ve sert bir uslupla girdiği zaman AK Parti'den koparabileceği oy ihtimali yavaş yavaş düşmeye başladı. Çünkü o dil, evet Tayyip Bey'i yıpratabilir, AK Parti'yi yıpratabilir ama aynı zamanda kendi karşılığını da azaltan, kendisine tartışmalı hale getiren bir şeydi. Sizden bir şey rica ediyorum. Saat olarak 22.30'a gelmeden önce 30 saniyelik bir ara veriyorum. Ama tamam. Sizinle devam edeceğim. Çok kısa bir ara. Sadece 30 saniye. Olur. Devam edin lütfen. Türkiye'de şu anda iktidarı yakalayacak yeni bir partinin zeminin olmadığını önce söylememiz lazım. Yani Türkiye'de Demokrat Parti biliyorsunuz çok partili siyasi hayata geçtikten sonra kuruldu. Adalet Partisi 60 darbesinden sonra, ANAP tek başına iktidar süreçlerini yaşayan 12 Eylül'den sonra, AK Parti 28 Şubat'ın üzerine ve aynı zamanda bir ekonomik dağılmışlığın üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla ne Ali Babacan, ne Ahmet Davutoğlu, ne de kuracak başka birisi Türkiye'nin birinci partisini kurmak gibi bir şansı şu anda yok. Onun için hem Ahmet Davutoğlu hem Ali Babacan gerçekten tırnaklarıyla kazıyarak, bütün şartları zorlayarak ve olağanüstü bir iletişim politikası izleyerek ancak siyasete kendi varlıklarını gösterebilirler ve uzun süre devam edecek bir siyasi hareketi başlatabilirler. Bu önemli çünkü, ama şunu da unutmayalım. Bugün kurulacak partileri biliyorsunuz daha çok tek başına iktidara gelecek mi ya da birinci parti olacak mı sorusunu sormuyoruz. Erdoğan Bey daha çok kurulduğu zaman ittifakın neresinde yer alacak? Yani hangi ittifakta yer alacak sorusu çok önemli. Bunun bir nedeni de başkanlık sistemi. Tabii başkanlık sistemi. 150 artı bir seviye olarak, bir eşik bir hedef olarak orta durduğu için, bir baraj olarak orta durduğu için. Dolayısıyla her kurulacak partiye biz şu gözle bakıyoruz. İttifakın neresinde yer alacak? Çünkü eskiden seçimden sonra koalisyon olurdu, şimdi tabii, seçimden önce olur. Şu anda mecliste kaç partinin olduğunu biliyor muyuz? Mesela iki ittifak seçime girdi ama mecliste şu anda 8 tane parti var. Yani Demokrat Parti'nin milletvekili var, Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili var, Büyük Birlik Partisi'nin sanıyorum milletvekili var. Yani seçime iki ittifak girmişken şu anda mecliste 8-9 tane parti olduğunu tahmin ediyorum. Yani öyle aklımda kalmıştı. Evet.
Çok hızlı tamamlayayım. Ama burada Ali Babacan'ın söyleşisini okuyuncaya kadar ben de Ali Babacan'ın partisini kurduğu zaman Millet İttifakı'nın doğal üyesi olacağını düşünüyordum. Ve Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, CHP'li gazeteci arkadaşlarımıza dahil olmak üzere söylüyorum. Daha çok Ali Babacan parti kurduğu zaman bunun Millet İttifakı'na da bir destek olduğunu düşünüyorlardı. Ben Ali Babacan'ın karardaki söyleşisini okuyunca biraz kafamın karıştığını söylemek zorundayım. Ali Babacan'ın verdiği mesajlar, Ali Babacan'ın kuracağı partinin doğrudan Millet İttifakı'nın bir üyesi olduğunu garanti etmiyor bizde. Dolayısıyla Ali Babacan evet parti kuracak, belli bir oy da alabilir. 3-5 onu bilmiyoruz şu anda. Tahmin etmek çok zor ama doğrudan... Hocam iyi, geçen hafta 1 diyordunuz, 3'e 5'e geldiniz. Yok, ben hiç 1 demedim. Hiçbir zaman Millet İttifakı'nın doğal üyesi gibi gözükmüyor. İki ihtimal var burada. Yani Ali Babacan'ın seçtiği dilin gerekçesinin iki ihtimali olabilir. Birincisi Millet İttifakı'nın üyesi olabilir ama aynı zamanda Cumhur İttifakı ile bir arada olmayı da düşünebilir. Yani şimdiden kendini bağlamak istemiyor olabilir ya da Türk siyasetinin üçüncü bir ittifakın yolunu, daha önce bunu konuştuk, üçüncü bir ittifakın yolunu da aralamak istiyor olabilir. Yani CHP'nin yanında, AK Parti'nin yanına değil, kendisini merkeze alarak, belki başka partilerde işin içerisine katarak üçüncü bir ittifak yolunu deneyebilir. Bence yeni kurulan yapılar ya da kurulacağı söylenen partilerin temel bir yanlışı var. O da şu, iktidara aday partiler olarak değil de Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmeye aday partilermiş gibi görünüyorlar. En büyük iletişim hataları evet. Da bu bence şimdilik. Merve? Peki, aslında genel bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz bu sosyal medya meselesini biraz hafife alıyoruz ama giderek ciddileşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gezi zamanında sosyal medyayı, özellikle Twitter'ı çok eleştirmişti. Zaman içerisinde AK Parti'nin en önemli konularından bir tanesi haline geldi Twitter. Hatta kimi retweetlediğin, kimi retweetlemediğin vesaire bunlar çok ön plana çıkmaya başladı. Tabii tüm dünyada bir popülizm var ve AK Parti'yi ciddi anlamda etkiledi. Yani sosyal medya nedir, nasıl kullanılırın ötesinde bir miktar kendi propagandasını yapacakların üzerine kurulan bir siyaset hakim olmaya başladı. Ve aslında Ahmet Davutoğlu bundan en çok etkilenen oldu. Zaten sosyal medyada yayınlanan bir blog üzerinden partiden, daha doğrusu başbakanlıktan alınması bununla çok ciddi birleştirildi. Çünkü tam aynı döneme denk geldi. Ahmet Davutoğlu'nun belki başbakanlıktan alınmasının farklı gerekçeleri olsa da biz o bildiriyle beraber hatırlarsanız Pelikan bildirisi dendi. Tamamen onun üzerinden okumaya başladık meseleyi ve sosyal medyanın nasıl bir gücü olduğunu oradan anlamaya başladık. Burada aslında bence bir kopuş başladı. Ben o yüzden medya konusunu sadece tek bir cepheden yandaşlık evet. ifadesiyle olamayacağını söyledim. Şunu da ifade edeyim izin verirsen. Belki bu günümüz Türkiye'sinde merkez medya sosyal medya oldu. Tabii. Kendi içinde o da başka sıkıntıları yaratıyor, evet, o da ayrıca bir tartışma. Uzun yıllardır konuşulan bir şeydi. İçeriği evet. artık zaten aslında alıcının da ürettiği bir yer haline geldi. Ve o alıcıyı aslında kontrol etmeye başlayan güçler de ortaya çıkınca bu iş biraz daha çetrefilli, çelişkili hale geldi. Ahmet Davutoğlu bundan en çok etkilenen isimlerden bir tanesi oldu. Belki de kendisinin tırnak içinde trolleri ya da sosyal medyadaki gücünün olmamasının bir sonucuydu. Ama Abdullah Gül etkilenmedi mi? Etkilendi. Bunun daha başlangıç sürecinde Abdullah Gül de ciddi anlamda eleştiri oklarına bir şekilde muhatap evet muhatap olmuştu. O dönemler belki biraz daha bu etkinin zayıf olduğu zamanlardı. Hatta farklı sosyal medya kullanıcıları tarafından bir şekilde eleştiriliyordu. Şimdi yeni gelenler onları da eleştirir. O sosyal medya kullanıcılarını da eleştirir hale geldi. Ali Babacan eleştirilmedi mi? Eleştirildi ama bunun çok hızlı bir şekilde dışında kalmayı seçti. Yani o eleştirilere cevap vermeyi ne yardımcıları, ne danışmanları, ne çevresindeki isimler tarafından seçmemeyi ve tamamen susmayı seçti ve bu sebeple bu işin dışında kaldı. Belki de kendisini, yine tırnak içinde söylüyorum, temiz tutmayı bu şekilde başarmayı amaçladı. Şunu da demek gerekiyor herhalde. Ahmet Davutoğlu'nun bence bir şekilde bütün bu sosyal medya üzerinde konuştuklarımızın haricinde MHP ile yakınlaşma üzerine bir farklı politikası da vardı. Şimdi Devlet Bahçeli'nin daha doğrusu geçtiğimiz günlerde
yaptığı o tarihi değiştirebileceğini söylediği 7 Haziran ve Kasım arasındaki o süreçte MHP'yi suçladı. Devlet Bahçeli'yi suçladı hatırlarsınız. Ve başbakanlıktan alındıktan sonra Binali Yıldırım geldiğinde ilk defa yerli ve milli vurgusu yapılmıştı hatırlayalım. O yerli ve milli vurgusuna beraber MHP ile aslında bir süreç başladı. Bence Ahmet Davutoğlu ile MHP arasında daha doğrusu MHP'nin milliyetçi çizgisi arasında ciddi bir fark var. Evet. MHP'de milliyetçi olmayan çizgi var mı Allah aşkına? Hayır, o milliyetçi MHP'nin milliyetçi çizgisiyle Ahmet Davutoğlu'nun İslamcı çizgisi arasındaki ayrışmadan bahsediyorum. Hı. Yani bir gömlek değişiminden bahsedebiliriz AK Parti'de. Tam da o dönemde başlayan bir sürecin bugün artık sonuna gelmiş gibi gözüküyoruz. Ha, bu kadar aslında yavaş yavaş gerçekleşen süreçte sosyal medyadaki o özellikle bazı spesifik kullanıcıların da etkisiyle gemiden itilenler de oldu Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle. Cumhurbaşkanı hep gemiden inenler olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda gemiden itilenler de oldu. Gemiden itilenlerin de sayısının hiç de az olmadığının altını çizmek de gerekiyor. Son süreçte artık yani bu partilerin ete kemiğe bürünme zamanı kendi açılarından gelmiş. Birazcık da bir yarış olduğunu da düşünüyorum. Karar Gazetesi'nde ilk defa Ali Babacan'ın işte röportajı yayınlandıktan sonra Davutoğlu'nun ekibinin biraz daha hızlanmaya başladığını görüyoruz. Ben burada biraz kişisel yarış haline döndüğünü düşünüyorum. İkisinin bir arada hareket etmemesinin sebebi aslında Ahmet Davutoğlu bu ekiple beraber hareket etmek istiyordu ama oradan bir refüze istenmeme durumu gerçekleşti ve o yüzden bir şahsileştirme durumu var ve bence önce çıkmaya çalışacaklar. O yüzden bu açıklama yapılabilir. Ama Bülent Arınç'la ilgili kısma katılmıyorum. Bence orada bir istifa... Orada ben size bir sorayım. Karar Gazetesi nerede duruyor? Madem gazeteler... Onlar henüz karar veremediler. Evet. Onların içerisinde bence Ahmet Davutoğlu'nu da destekleyenler, Ali Babacan'ı da destekleyenler var. Hatta birlikte hareket etsin diyenler de, hayır ayrışsın diyenler de var. Tam kafa olarak bir karar vermiş değiller ama sonuçta AK Parti'nin karşısında artık kararın kendisi kararsız. Ama hala utangaç muhalefet yapıyor Karar Gazetesi. Bence açık hala yapıyor. Çok utangaç. Ya arkadaş bak bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir siyasi ayrılık kararı verdiysen, bunu hem Ali Babacan için, hem Ahmet Davutoğlu için, hem de onları utangaç olarak destekleyen Karar Gazetesi için söylüyorum. Çıkacaksın, tavrını açıkça koyacaksın. Ya arkadaş AKP artık sizi reddetmiş. Ahmet Davutoğlu'nu atıyor. Ali Babacan'ı zaten kendinden kabul etmiyor. Ama Barış, kuruluş yıl dönümünde davet etmiyor var. Abdullah Gül'ü. Yani böyle efendim hem AKP'deymiş gibi hem AKP'ye ama karşıymış gibi hem yeni parti var. Kuruyormuş gibi var. Bunlar bu gibi kadar olmaz. Uzun zamandır bir aradalar ve yeni siyasetlerinin yani ayrıştıkları yerin tam olarak ne olduğunu ifade etmekte hatta belirlemekte zorlanıyorlar. O yüzden bunu çıkacaksın. Peki neden ayrılma gereği hissediyorlar? Duygusal işte mı yani? Bence duygusal aslında. Bir kısmı duygusal. Bir kısmı zaten ideallerinin ve fikirlerinin oturmaması, benzeşmemesi. Bir kısmı da ve gerçekten en önemlisi aslında sosyal medyanın etkisi. Sosyal medyanın ve sosyal medyadan, geleneksel medyaya sirayet eden o algının gerçekten siyaset üzerinde çok ciddi etkisi var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ben o kadar basit olduğunu Barış'a söz verelim. Barış devam et burada. Siyasi ayrılık nedir? Hayata bakışınız değişir. Politikalarınız değişir. Uygulamalarınız değişir. Vicdanınız sizi rahatsız eder. Mesela Arınç zaman zaman bir vicdan tutulması yaşıyor. Birden çıkıyor. Kimsenin itiraz edemeyeceği şeyler söylüyor ama kardeşim iyi de bütün bunlar uygulanırken ya meclis başkanıydın ya başbakan yardımcısıydın. Kendini dışında tutarak konuşuyor. Şimdi mesela bakıyorsun bir eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün geride bıraktığımız günlerde sanırım Çağlar Cilara'ya konuştu. Diyor ki ya AKP'nin politikaları aldığı kararlar mecliste konuşulmadan kendi içimizde konuşulmadan dışarıdan getiriliyordu. Şimdi Gizem bana bir not gönderdi. Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklama önemli olduğunu düşünüyorum bu konu konuşulurken. Evet. Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklama yaklaşık 2 saat sürmüş. Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı'nın Beştepe'de yaptığı görüşme ve görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişlerinde bulunmuş. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye'ye gündemini konuşacaklarını
açıklamış. Yani bunu ifade etmek gerekir devamlı. Şunu yapmaya çalışıyor. Saadet Partisi'nin tabanını kendi yanında tutmaya çalışıyor. Çok basit. Ama talep kimden gelmiş o yok orada. Önemli değil. Kimden geldiği sonuçta Saadet'ten gelse de kabul etmiş. Sonuçta muhatap almış. Şimdi burada Ahmet Davutoğlu'nun yarın yapacağı açıklama bence temel siyasi ayrılıklarını artık ortaya koyacak. Ben Ahmet Davutoğlu'nun yerinde olsaydım bu kadar çok eleştiriden sonra hala AK Parti'de kalmazdım. İstifa ederim. Başbakanlıktan alındıktan efendim, sonra zaten ayrılması gerekirdi bence. Başbakanlıkta yapabilirsiniz, Cumhurbaşkanlığı da yapabilirsiniz. Eğer içinde bulunduğunuz parti sizin değerlerinize ters düşmeye başlamışsa, siz orayı kendi temsilciniz gibi görmüyorsanız, değerleriniz uyuşmuyorsa, söz hakkınız yoksa, her yaptığınız konuşma birileri tarafından azarlanıyorsa orada durmanıza gerek yok. Eğer bunu değiştiremiyorsanız ki değiştirebilme gücünün olmadığını da görüyoruz. Çünkü AKP'de Sayın Erdoğan'ın karşısına aday olarak çıkabilmeyi bırakın bunu düşünmek bile bir suç haline geldi. Şöyle bir parti olur mu? 18 yıllık bir partisin, 18 yılda genel başkanının karşısına göstermelik bir aday bile çıkamıyor. Ya bu Erdoğan'ın siyasi her adım mı doğru? Tamam iktidar olmanın avantajını kullanıyor ama sonuçta hiç kimse de aday olarak çıkamıyor. Burada temel nokta şu. Biraz siyasetçi gözüyle bakıyorum. Bu arkadaşlar artık kendilerini Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ifade edebilecek bir kanal bulamıyorlar. Siyaseten de önlerinin tıkandıklarını da görüyorlar. Çünkü AKP ne yazık ki bir aile partisine dönüşmüş, bir azınlık yönetimine dönüşmüş. Bir yere aday olamıyorsun. Çünkü milletvekili listeleri sarayda yazılıyor. Bakanlar zaten dışarıdan atanıyor. İl başkanları tamamen sarayın işaret ettiği kişilerden seçiliyor. Şimdi bizimkiler de onu biraz böyle örnek alıyorlar. Efendim tek adayla çıkalım falan diye sanki güzel bir şeymiş gibi. Ya bu siyaseti çürüten bir şey. Siyaset rekabettir, siyaset heyecandır, siyaset yarıştır. Yarışın olmadığı yerde çürüme başlar. Rekabetin olmadığı yerde gelişme durur. Bırakacaksın. Kim öne çıkıyorsa, kim iyi hizmet ediyorsa, kim partiyi iyi temsil ediyorsa onun önünü açacaksın. Şimdi AKP niye duraklama dönemine girdi? 2001'de söylediği her şeyi unuttu. Her şeyi unuttu. Ne diyorlardı? Siyaseten, Adem'i merkeziyetçiliği kaldıracağız, belediyeler Ankara'dan yönetilmeyecek. Geldiğimiz nokta, belediye başkanlarının tamamı Ankara'ya çağrılıyor. Orada onlara talimatlar veriliyor. O zaman olmaz. Ne diyordu Sayın Erdoğan 2001'deki partinin kuruluş töreninde? Liderlik oligarşisini yıkıyoruz diyordu. Ya 18 yıldır AKP'de kimse aday olamıyor. Abdullah Gül aday olamasın diye Cumhurbaşkanlığından inerken gelip partide kazara aday olur diye kongreyi 15 gün öne çektiler. Hatırlayın 2014'ü. Şimdi burada hem Ahmet Davutoğlu'nun hem Ali Babacan'ın hem diğer siyasetçilerin artık siyaset yapabilme şansı yok. Bu kişilerin meselesiyle de ilgili değil. Bir gerçeğin altını çizmek lazım. AKP'nin sosyolojisi çöktü, AKP'nin artık hikayesi bitti. Bakın bugün Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin araştırmasını aldım Kemal Özkiraz'dan. 10 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi için, CHP Genel Başkanı için yapılmış özel bir çalışma ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları 30.9 oranında görünüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 30.4-30.3 oranında görünüyor. Şimdi Sayın Erdoğan bu gerçeği görüyor. Yarın istifa etmesi... Aynı ankette MHP'nin oyları belli 14. Mi? Yani ittifak yine önde görünüyor. 44'te birinci görünüyor ama 44. Üst üste koyduğunda 44'te birinci ama bu tarafa baktığında Ali Babacan'ın partisi ilk kurulmadı kez, da. Ben 12 demiştim. %12'ye ulaşıyor Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu hatta biraz üstüne de çıkıyor demiştim. O zaman ya nereden çıkarıyorsun falan diyorlardı. Bugün artık AKP'liler bile bu rakamların doğru olduğunu söylüyorlar. Niye? Çünkü Anadolu'daki eşraf işlerin iyi gitmediğinin farkında. Bir partinin, zaten AKP gibi bir partinin esas sosyolojisi eşraftır. Şimdi eşrafla parti yönetimi arasındaki makas artık çok açıldı. Yani buna düşünün. Bir şey ekleyebilir miyim o zaman? Tabii.
Aslında böyle çok içeriden konuşuyoruz da. Evet, Ahmet Davutoğlu'nun eleştirileri genel olarak içeriye dönük, parti içerisine dönük ve kendisiyle de daha önce konuştuğum için bunu da biliyorum. Ama Abdullah Gül'ün mesela içeriden çok dışarıya yönelik, dış politikaya yönelik eleştirileri var. Ali Babacan aynı şeyi paylaşıyor mu bilmiyorum ama sonuçta bu da bir kırılmadır. Bu da bir partinin yüzünün nereye döndüğü ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nereye baktığı yönündedir ama bu bizim burada konuştuğumuz şeylerin dışında başka şeylerde, yani küresel politikalar konusunda da, Suriye konusunda, Amerika ile ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler, hatta Rusya ile bu kadar yakınlaşma gibi konuların da çok önemli bir yer tuttuğunun altını çizmek gerekiyor. Yani senin söylediğin ifadeyle bir aile partisi haline gelmiş olması gibi ifadeler, ya bunların da bir yeri olabilir muhakkak. Aidiyet duygusunu kaybetmek olabilir ama sadece içerideki meseleler değil, genel olarak siyasi bakış Cumhurbaşkanı'yla değişti. Cumhurbaşkanı'nın ümmeti bölmeyin ifadesi de bence bu yüzden son bölümde olduğumuzu hatırlatıyorum, toparlarsak. Evet, kaç dakikamız var? Devam et lütfen. Şöyle söyleyeyim. Burada yarın Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı açıklama, peşinden Ali Babacan'ın yapacağı çıkış, ki artık açıkça deklar etti partimizi kuruyoruz diye, aslında bir şey işaret ediyor. Ali Babacan da, Abdullah Gül de, Ahmet Davutoğlu da AKP açısından sıradan isimler değil. Kurucusu, genel başkanı, bakanı ve yöneticileri, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi Sayın Abdullah. Bir şeyin farkındalar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi bitti. Toplum yeni bir hikaye arıyor ve bu hikayeyi arayanların %30'u AKP'ye oy veriyor. Bu zemin üzerinde yükselmeyi düşünüyorlar. Evet, dış politikada ayrılıkları var. Hükümetin Suriye politikasını eleştiriyorlar. Ekonomi. Onu söyleyecektim. Ali Babacan'ın Karar Gazetesi'ndeki röportajına baktığınızda AKP ile dalga geçiyor. Ya en kolayı ekonomi diyor, o çok kolay düzeltilir diyor. Bir özgüven belirtisi koyuyor. Ahmet Davutoğlu'na baktığınızda yarın daha netleştirecek açıklamalarını ama farklı bir siyasi çizgi koymaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Ahmet Davutoğlu genel başkanlık ve başbakanlık yaptı. Ali Babacan AKP'nin Kemal Derviş politikalarının üstüne oturduğu o en şanslı dönemin bakanlığını yaptı. AKP'ye oy verenler Ali Babacan dönemini kendileri açısından iyi hatırlıyor. Abdullah Gül deseniz Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturdu ve şu anda bu üç kişi AKP'yi terk ediyorlar ve şunu söylüyorlar. Bu parti bizim kurduğumuz parti değil, bu parti AK Parti değil. Sayın Erdoğan'ın kişisel karizması bu yükü daha ne kadar çeker bilmiyorum ama onun da artık çekemediğini görüyoruz. Çünkü son anketlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 30 bandına oturduğu görülüyor. Bu da artık AKP'nin hızla enişe geçtiğini gösteriyor. Hele bir de yarın üstüne Bülent Arınç, az önce gelen iddia doğrulanır, Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa ederse, tırnak içinde söylüyorum kendi deyimiyle, Özgül ağırlığını da bu arkadaşların yanına kaydırırsa bence Türkiye'deki... İstifa etse bile onu yapmaz, pasif kalır. Belli olmaz bu işler. Ben siyasette olmayacak denilen her şeyin olduğunu, olacak denilen hiçbir şeyin de olmadığını gördüğüm için her şey olabilir. Abdullah Gül'le de yakın arkadaşlıkları var Bülent Arınç'ın. Uzun bir süredir görüşmedikleri söyleniyor ama siyasette her şey olabilir. Bu röportajı verdikten bir hafta sonra onu yapmaz herhalde. Siyasetçi şöyle bakar. Geleceğe bakar. Burada ışık var mı diye bakar. Bülent Arınç sarayda artık ışık olmadığını görüyor. Ama bir haftada mı değişti? Onun adı oportunizm olur. Efendim, zaten o Yüksek İstişare Kurulu bu arkadaşlar o partilere gitmesin diye kuruldu. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın kimseye bir şey... Peki, ufacık bir katkı yapayım, öyle kapatalım. Size geleceğim. Pardon. Ve siz kapatın. İsmail, meclislik aritmatik değişir mi? Mesela bu konuda bilgin var mı? Çok da vaktimiz yok. Meclislik aritmatiğin değişmesine şimdi ihtimal vermiyorum. Ancak seçime yaklaşma ihtimali belirdiğinde bu söz konusu olabilir ama... Her halükarda siyasetin aritmetiği değişecek. Bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranını bilemiyorum ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin oluşturduğu koalisyon artık %50'nin üzerinde değil ve bundan sonra %50'nin üzerini göremeyecek. Yani mümkün sıra dışı değil. Bir gelişme olmadıkça, bir milli heyecanı yükseltecek bir hal olmadığı sürece verili koşullarla %45'i aşmaları mümkün görünmüyor. Elimizdeki örnekler, seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Bu durumda siyasetin paradigmasını değiştirmek zorundalar. Ya karşıdaki bloğu çatlatacaklar
ya da ortaklarını çoğaltmak zorundalar. Hali hazırda önlerinde kendi iktidarlarını ilelebet daim kılacaklarını zannettikleri Cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir ayak bağı var. Yani bunu 4 yıl önce, 5 yıl önce Türkiye'de %70 sağ, %30 sosyal demokrat oy var. Daha doğrusu böyle bir Türkiye toplumu var hesabıyla. Türkiye ortaya atmışlardı. 15 Temmuz'dan sonra ise MHP'nin desteğiyle tartışmayı açtılar ve en son kabul ettirdiler. Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında sadece AKP'li birkaç üyeyle MHP'li birkaç avukatın karar verip biçimlendirdiği bu projeyi olağanüstü hal koşullarında oylatarak ve yine oy verenler vatansever, vermeyenler haine getirerek %51'le ancak geçirebildiler. Ancak orada alelece geçirilen bu taslakta onların umut ettikleri şuydu. Eğer %70 sağ, %70 sağ, %30 sol bir dilim varsa biz girdiğimiz bütün seçimleri kazanırız diye varsaymışlardı. Bu kabule varırken Türkiye'deki geleneksel milliyetçi tabanın ne kadar geniş olduğunu, MHP'yi aştığını, hemen hemen her partiyi kestiğini göz ardı etmişlerdi. Şimdi o oldu. Şimdi kendi iktidarlarını ebedi kılmak için getirdikleri bu düzenim ayak bağı oldu. %50 yaşamayacaklar. Hangi seçime girerlerse girsinler, muhalefet o %50'yi alma şansına daha çok sahip. Bunun için ya paradigmayı değiştirecekler ya anayasayı değiştirecekler. Anayasayı değiştirmesi için de paradigmayı değiştirmesi gerekir. Çünkü mevcut anayasayı değiştirmek zorundalar. Bunun için ya onu referanduma götürmek ya da mecliste değiştirmek zorundalar. Referanduma götürmek için 360, mecliste değiştirmek için 400 vekile ihtiyaç var. AKP'nin ve MHP'nin toplamı 352. Değiştiremezler. Bunun için ya İYİ Parti'yi ikna etmek zorundalar, ya HDP'yi ikna etmek zorundalar, ya da CHP ile anlaşıp bambaşka bir Türkiye'ye getirmek zorundalar. O nedenle yarından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP için uzun geceler başlıyor. Hele hele dışarıdan efendim Davutoğlu Yelkaya'dan ne götürür diye bakılabilir. Babacan için alsa alsa %2 alır, ne götürür diye bakılabilir. Ama eğer sizden götüreceği bunların ikisinin ki %6 bandına denk geliyor en az, götüreceği %2 olsa bile o %2 sizi %50'nin altına düşürecek ve ebedi iktidarınızı bir gecede bitirecek. O nedenle yarından itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi ya ortağını arttırmak zorunda ya da paradigmayı değiştirmek zorunda. Peki son söz Erol Ardoğan'da 2 dakikanız ebedi var. Ebedi iktidarda bir şey yok zaten de oradan gireyim. Şimdi siz önceki konuşmalarımızda, toplantı buluşmalarımızda ısrarla iki kavram bir arada kullanıyordunuz. Yeni partiler ve yeni siyaseti. Bir süredir terk ettiniz. Bence lütfen terk etmeyin. Yok, ben bilinçli için, olarak altını çiziyorum. Şunu için söylüyorum. Hem bizim programda hem de diğer bütün konuşmalarda daha çok şahıslar üzerinden konuşuyoruz. Eğer bir ülkede yeni partiler kuruluyorsa aynı zamanda yeni siyasetten bahsediyor olmamız lazım. Bugünkü gündemin, yani bugünlerde konuştuğumuz yeni parti gündeminin bence temel eksiği bu. Yani yeni parti kurmayı düşünenler gerçekten gençlikle ilgili ne düşünüyorlar, eğitimle ilgili ne düşünüyorlar, Suriye meselesi, dış politika, S-400, tarım politikasıyla ilgili ne düşünüyorlar, işte çok gündemde konuşmalar var, aile konusu, şiddet konusu, Kürt meselesi gibi bir sürü konu var. Bütün bunlarla ilgili ne düşündüklerinde bizim bilme hakkımız var. Yeni partileri konuşurken yeni siyaseti de konuşuyor olmamız lazım. İsmail Sarmez Bey'e katılıyorum. Burada yeni kurulacak partilerin iki yönü var. Birincisi AK Parti'den ve MHP'den ne koparacaklar? Bu önemli bir şeydir. Ama aynı zamanda bu partiler ne alacaklar? İkisi de önemli. AK Parti'den koparacakları her oran AK Parti için ciddi bir kayıptır, zayiattır. Ki kaybetmeyi hiç tatmamış bir parti olarak AK Parti için bu büyük bir sıkıntıdır. Ama aynı zamanda yeni kurulacak partiler için de şöyle bir parametreyi ortaya koymamız lazım. Türkiye'de iktidarın tamamına talip olmadan kurulan hiçbir parti uzun vadeli olarak Türk siyasi hayatında yer alamadı. Yani ben iktidarın tamamına talip değilim demiyorsa Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu veya başka partiler, onlar evet kurulurlar ama uzun vadeli olarak Türk siyasi hayatında kalamazlar ve ciddi şekilde bir sosyoloji oluşturamazlar.
Kim parti kuracaksa öncelikle Türkiye'de iktidarın tamamına talip olacak bir vizyon, talip olacak bir kadro ve talip olacak bir söylemle, motivasyonla ortaya çıkmaları lazım. Son cümle bugün 12 Eylül'ün yıl dönümü. Hepimizin adına söylemek istiyorum. Türkiye'deki bütün darbeleri 12 Eylül başta olmak üzere ve 15 Temmuz en son darbe girişimi hepsini lanetlediğimizi söylemek istiyorum. İnşallah Türkiye 12 Eylül gibi, 28 Şubat gibi, 15 Temmuz gibi, 27 Mayıs gibi darbelerle bir daha hiçbir şekilde karşılaşmaz. Sadece Türkiye için değil, bütün bölge ülkeler için de aynı temenni de bulunuyor. Öyle ya da böyle bizim ülkemizde darbelere rağmen, darbe girişimlerine rağmen yine demokrasi arayışı var. Halkın yine demokrasi talebi var. 39 yıl önce 17 yaşındaki bir çocuğu asılmasına rağmen bu halk demokrasinin peşinden gidiyor. Çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Önümüzdeki hafta bir değişiklik var. Artık salı akşamları karşınızda olacağız. Zaten bu Haber Global ekranlarında tanıtımlarda Erdoğan da Aktaş, bir de önümüzdeki hafta olmayacağımı da söyleyeyim ki neden Merve yok, Hanım önümüzdeki yaşasın hafta, yok, niye yok denmesi. Merve Hanım önümüzdeki hafta olmayacak. Merve Pakistan'da mı olacak? Keşmir. Neden? Daha çok uluslararası siyasetle ilgileniyorum biliyorsun aslında, çatışma bölgelerine sıklıkla gitmeye çalışıyorum. Keşmir iyi bir fırsat oldu. Son dönemde özellikle Hindistan'ın Cammu Keşmir'i ilhak etmesi sonucu. Tamam. Orası çok yoğun bir aslında ateş hattı içerisinde. Biz hatta Suriye'yi ve Irak'ı dahi konuşmayı unutmuşken bu aralar iç siyasetin yoğunluğundan o taraflara hiç bakamıyoruz. Benim uzun süredir aklımda olan bir şeydi. Fırsat bu fırsat deyip Keşmir'i görmek istiyorum. Merve Şebnem Oruç önümüzdeki hafta olmayacak. Barış arkadaş İsmail Saymaz ve Erol Erdoğan bizimle olacak. Bir başka meslektaşımız da yine aramızda olacak. Hadi Özışık katılacak ve onunla birlikte programımızı yapacağız. Salı akşamı karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.